Gerçek Fikrine'nin ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Aradan önce söylemiştim, bu bölümde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeniden yapılanmayı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasının hem siyasete hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaratacağı etkiyi konuşacağız. Konuklarımızı tekrar hoş geldiniz diyelim. Doçent Doktor Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Erol Bey. Teşekkürler. Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Habertürk yazarı Çetin Erçetin, siz de hoş geldiniz. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Habertürk TV'nin yeni Ankara temsilcisi diyelim, yeni dönemde hayırlı olsun Bülent, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Peki, şimdi ilk soruyu ben tabii Bülent'e sorarak başlamak istiyorum, izninle Bülent diyeceğim. Şimdi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar yeni dönemde Milli Savunma Bakanı oldu. Bu nasıl analiz edilmeli, yeni dönemi nasıl etkiler? Şimdi tabii bu bir kere Cumhuriyet tarihinde bir örneği yok. Görevdeki bir genelkurmay başkanı, Milli Savunma Bakanı oluyor. Bir örneği daha yok. İlk kez olan bir şey. Hulusi Akar bir kere hani 15 Temmuz'u, 15 Temmuz'a giden süreci sonrasını değerlendirdiğimizde aslında üniformayı çıkarıp böyle resmi gezilere katıldığını gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte yaptığı ziyaretleri gördük. Abdullah Gül'ü meşhur ziyaretleri. O da bunlardan birisi tabii. Yani siyasete ısınma turları mıymış? Yani tam olarak onu söylemiyorum ama hani siyaset de değil aslında. Hulusi Akar'ın bulunduğu şu anki aldığı görevi işte siyaset yapıyor diye okumamak lazım. Aslında teknik bir görev. Hani nasıl ki Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı işte devletin nüveleridir, temel taşlarıdır diyorsak bu yeni dönemde Hulusi Akar'ın doldurduğu o Genelkurmay Başkanlığı'nın işte Milli Savunma Bakanlığı'na taşınmış hali de devletin kilit taşlarından biri olacak. Peki bütün o önceki durumlarda siz siyasete, bakanlığa gelme ihtimalini seziyor muydunuz bütün o adımlardan dolayı? Kesinlikle, çünkü bir yayında da söyledim, Afşin Yurdakul'un Ankara'dan yaptığı bir yayında Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledim. Konuklar çok şaşırdılar ama bu tabii... beklenen bir şeydi. Benim için sürpriz olmadı. Ha, olmaya da bilirdi ama bir sürpriz değildi. Hulusi Akar'ın bir kere çalışma prensibine baktığımızda bir kere ekip çalışmasına yatkın bir isim olduğunu görüyoruz. İnisiyatif alan bir isim olduğunu görüyoruz. Onun dışında olayları sadece asker bakış açısıyla değerlendirmeyen bir isim olduğunu görüyoruz. Yani hem 15 Temmuz'da üstlendiği rol, sonrasında diplomaside üstlendiği rol, İşte Rusya'ya ziyarette bulundu. Türkiye'nin son dönemde başarıyla işlettiği Rusya-İran ittifakında, Astana sürecinde önemli görevleri oldu. Tabi şimdi bir de yara almış bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyoruz. 15 Temmuz böyle az buz bir olay değildi. En büyük darbeyi de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne vurdu. Ve bu dönüşüm sürecinde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenini kazanması... üstlendiği görevler, bunları layıkıyla yerine getirmesi bu kendisine bu görevi getirdi. Bence bundan daha önemlisi Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması oldu. Onları konuşacağız. Onu birazdan ayrı bir başlık olarak tabii açacağım. Detaylı konuşacağız ama bir Ahmet Yavuz'a ben bu durumu da sormak isterim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl bir etki yaratır Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması? Siz emekli bir asker olarak bu duruma şaşırdınız mı? Nasıl yorumluyorsunuz? Bu programın iki asker konuğu var. İçeriden bilen, oradaki ruh halini bilen. Muhammed Paşa biliyor. Ben ne bileceğim? Ben tatlı su bahriyesiydim. Binbaşı. Şimdi nasıl bir yansıması olduğunu bilemem tabii. Yani çünkü içinde değilim. Kimseyle bir fikir alışverişim yok. O yönüyle değerlendirme... Ama şöyle sorabilirim yani... Tüm General Ahmet Yavuz olmuş olsaydı, Silahlı Kuvvetler içinde olmuş olsaydı ve kendi dönemindeki Genelkurmay Başkanı böyle bir şey yaşamış olsaydı nasıl etkilenirdi? Kendisi ve askerleri. Şimdi şöyle bir etkisi olur bunun. Bir defa protokol olarak dikkat ederseniz Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı'nın önüne geçti. Evet. Şimdi bunu Silahlı Kuvvetler'in hazmını kolaylaştıran bir yanı var. Yani öyle bakalım. Dün emrinde oldukları insanlar hala
o itaati gösterirler, saygı gösterirler ve ondan rahatsızlık duymazlar. Yani operasyonun yani bu boyutu var. Geçişin silahlı kuvvetleri huzursuz etmeden olmasını sağlayacak bir adım. Evet, yani protokolde yer değişikliği insanları her zaman huzursuz eder. Ama bu değişiklik onlarda bir huzursuzluk yaratmaz. Çünkü dün emredersin diyorlardı ve bugün de benzerini derler. Yani oradan baktığınızda böyle bir sonuç çıkıyor. Ayrıca benim de kendi görüşüme göre daha önce de ifade ettim çevremdeki insanlara savunma bakanı olur diye düşünüyordum. Belki şimdi Genelkurmay Başkanlığı'nın savunma bakanlığına bağlanması durumu da var. Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz iki gün önce onu telaffuz etti. Bunu da kolaylaştırabilecek bir boyutu var. Onu ayrıca dediğim gibi birazdan evet, konuşacağız ama... Evet ama yani bununla bağlantılı. Spesifik olarak Hulusi Akar'ın savunma bakanı olması Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl bir dönüşüm yaratır? Yani... Neyin işaretini görüyoruz şu işte an? İşte biraz önce söyledim size, işaretleri söyledim. İki temel işareti var. Birincisi işte protokolden kaynaklı sorunlar daha kolay aşılır. İnsanlar hazmeder yani psikolojik bir travma yaratmaz. Yaratmaz yani öyle bir boyutu var. İkincisi... Gelecekteki bağlantılarla ilgili konulara da bir ışık tutuyor bu. Yani oraya bağlandığı zaman da bir problemi olmaz. Bir de uyum açısından sanırım Yaşar Güler yerine gelen isim ve Ümit Dündar. Onlar arasında bir uyum var. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Yani komuta kademesinde yeni dönemde bu dışarıda operatif birçok görev üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri bu uyumla bu süreci daha kolay atlatabilir diye bir görüş yani var. Yani şöyle, oradaki o seviyeye gelmiş insanlar meseleye kişisel bakmazlar. Yani onlar kendi üstlerine düşen görevi en iyi yapmanın arayışı içerisinde olurlar. Ve bunun kişisel bir yanı yok. Tabii devletin işini görürken insanların böyle düşünme hakkı da yok. Tabii ne bu travma kimde ne yarattı 15 Temmuz'dan kaynaklı, kim nasıl bakıyor, bunları da biliyor değilim işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama ben devlet mantığı açısından bakıldığında bu geçişin kendi içinde tutarlı bir yanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Genelkurmay Başkanı da siyasetle son derece uyumlu adımlar attı. Yani daha önce de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanırken de biliyorsunuz diğer orgeneraller arasında tercih edilmişti. Yani daha kıdemli olanlar da vardı kendisinden. Dolayısıyla siyaset bu dönemde tercihlerini ondan yana kullandı. Öyle bakıyorum, öyle görüyorum. Tercihler katılır mısınız? Tabii bir de şu boyutu var. Bir de şu boyutu var. Genelkurmay Başkanı olarak uzun zamandır işte NATO içerisinde yürütülen çeşitli faaliyetler var. O faaliyetleri işte Amerika ile yürütülen çalışmalar var. Rusya ile yürütülen çalışmalar var. Bunları bilen birisinin devam etmesi de kendi içinde başka bir tutarlılığı ifade ediyor. Ama siz olumlu bir adım olarak yani ben olumlu yanları var tabii sistematik açısından bakıldığında ama tabii askerle siyaset benim kendi görüşüme göre ve genel kabule göre farklı istikametlere bakarsa da bundan ülke zarar görür ki geçmişte bunun yansımalarını hep beraber yaşadık. Yani ne adını ne koyarsanız koyun doğru bir şey değildir yani ülke için. Ama siyasetle asker yapışırsa da bunun ülkeye bedelleri olur. Şu an neresindeyiz? Yani şu anda yapışma safhasındayız. Nedir dezavantajları? Yapışma safhasındayız çünkü askerle siyaset aynı istikamete bakmalı. Bunlar iki stratejik odaktır. Ama aralarında bir dengeli bir mesafe olmalı. Çünkü dengeli mesafe ülkenin bekası açısından, hukuk sisteminin bekası açısından çok önemlidir. Şu eskiden problemliydi bu konu. Çünkü ayrıktı, farklı istikametlere bakarlardı. Şimdi de bir yapışma hali var. Yapışma hali de çok sağlıklı bir şey olmaz. Bu dengeli mesafe kavramını birazdan daha da açalım ama Erol Mütercimler siz nasıl karşılıyorsunuz Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olmasını? Hulusi Akar Cumhurbaşkanı devamlı olarak yanında bulunduruyor idi. Yani ne zaman gitse hep
Ankara'da olmayan bir genelkurmay başkanı. O zaman biz kendi aramızda konuşurken dedik ki eğer bu süreç Tayyip Bey'in istediği şekliyle yani halk oylamasından çıkarsa bu seçimden Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diye düşünüyor idik. Ama o zaman Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay'ın ilişkilerini nasıl kuracaklar, ne olacak, ne bitecek anlaşılan o ki bu kendi aralarında da tartışılmış ve bu geçişin yumuşak olabilmesi için, içselleştirilebilmesi, sindirilebilmesi için o Milli Savunma Bakanı olmasının daha verimli ve etken olacağını düşünmüşler. Ayrıca da siyaseten de ya da siyasal birikim olarak bakıldığında geçmişte yapılan röportajlarda, medyada yazılanlara göre işte Hulusi Bey de Büyük Doğu dergilerini okuyan, işte öyle o kültürden de gelen birisi. Sonuç olarak bir uyum var. Ama Osmanlı tarihinden itibaren de örneklere baktığımızda bu uyum daha sonra çok zararlı hale de gelebilir siyaseten. Kişiler değiştiğinde çok zararlı hale de gelebilir. Bizdeki bir takım siyasi meselelere, müdahalelere baktığımız zaman bunu görmekteyiz. Ta 1913 Babali baskını gibi falan. Kısacası önümüzde örnekler var. Umuyoruz ki düşünülen şu. Buradaki asıl mantık anladığım kadarıyla matematik akıl şu. 15 Temmuz süreci denilen bu süreç, bu yapılan ahlaksızca ve alçakça mesele karşımıza şunu koydu. Türk ordusunda hem emir komuta zincirinde hem personel atamalarında tayin terfilerde müthiş bir bozulmaya yol açılmış. Karşımıza çıktı bu sonuç. Şimdi bu düzenlemeyle bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu geleneğin hem felsefik olarak hem idari yönden bir yerli yerine oturtulması gerekiyor. Yeniden. Bir, buraya bakan olarak tayin edilmiş olmasının böyle bir yararı olacağını düşünmekteyim. Ayrıca şimdi silahlı kuvvetlerinin bir cemaatin elinden adını ne koyarsanız koyun bundan sonrası için de geçerli söylediğim şey kurtarılabilmesi için eğitimin, öğretimin bir düzenlenmesi, çağdaş anlamda silahlı kuvvetlerde ne yapılması gerekiyorsa onun yapılabilmesi için de anlayabildiğim kadarıyla bu bakanlık gerekliydi. Genelkurmay Başkanı'nın buraya, Hulusi Bey'in buraya getirilmiş olması. Başka çok önemli bir husus var. Bölgede olan biteni, seçim nedeniyle çok koptuk bölgeden ama bölgede olan biteni izlediğimizde çok güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin geleceği açısından şiddetle gereksinimimiz var. Bu silahlı kuvvetler, yani bu yapı yapılanma, herkesin diline sakız olmuş ifadeyi kullanıyor işte Türkiye'nin jeopolitiği, gerçi önüne gelen herkes kullanıyor, yalan yanlış kullanan tonlu adam var, ayrı bir şey de. Herkesin kulağında kaldığı için kullandığım ifadeyi. Onun değişmezleri ve değişkenleri var. Bunları göz önünde bulundurduğunuzda deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, tabii jandarma, şimdi emniyet, bunlar hepsi iç içe girdi, jandarma ile emniyet. Bunların da bir uyuma gereksinimi var. Çünkü bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü olmazsa, etken olmazsa bu sefer devletin geleceği açısından çok sıkıntılı problemlerimiz var. Artık onlar yüzlerce kere konuşulduğu için açmaya gerek yok. Benim anlayabildiğim kadarıyla Milli Savunma Bakanlığı yapılmasındaki mantık bu yapı yapılanmanın, yani mimari yapının kurulabilmesi için ve silahlı kuvvetlerin içinde de rahatsızlık yaratmaması için içeriden gelen birisinin, işte aşağıdakilerin de yine komutanım dedikleri birisinin orada olmasında büyük yarar peki, görülmüş. Türk Silahlı Üçüncüsü, Kuvvetleri'nde gerçekten rahatsızlık yaratmamış mıdır bu durum? Rahatsız olanlar olmuş mudur? Bir şey, hiçbir şey diyemem. Ne bileyim, orada generallerin, amirallerin yanında olmak gerekiyor. Zannetmiyorum ama yani. Yine de bir şey diyemem. Ya sonuçta bir Milli Savunma Bakanı atanacak. Bu yani, dışarıdan olsa daha büyük bir rahatsızlık. Yani şöyle yaratırdı. Zaten aslında soru bunu, şu şekilde olabilir. Sorunun iki yanı var. Bir, hani rahatsızlık yaratmış mıdır sorusu var. İki, aksine orada da biz varız şeklinde bir şey de yani. Olabilir. İyi karşılanmış. Şimdi bu bakan, Milli Savunma Bakanı olmasının
önümüzdeki süreçte ortaya çıkabilecek olan gerek idari yapılanmadaki sorunlar, gerek bölgedeki yani askeri müdahale söz konusu olursa ortaya çıkabilecek olan krizlerin çok kısa sürede çözümlenmesinde büyük yarar sağlayacak. Orada Milli Savunma Bakanı olarak oturuyor olmasının, yani o Delta T süreci dediğimiz süreci o çok kısaltacak. Hiç kuşkusuz ki kendi işlerinde tabii ki tartışma olacak sonuçta, kurmay subaylar bundan sonuçta generaller. Hepsi aynı fikre sahip değil. Farklı farklı bir şeyler söyleyecekler. Çözümlerde de farklılık olacak, şu da olacak, bu da olacak. Ama bu galiba dışarıya yansıması açısından bir sivil orada oturduğundaki şiddetle 5 dakika önce komutanım diye odasına girdikleri birisinin oturmasındaki şiddet farklı olacak. Onu kendi aralarında bir şekilde çözüme ulaştıracaklar diye düşünmekteyim. Öte yandan küçük rütbeli subayların artık geçmişte olduğu gibi yani 90'lı yıllar ya da 2000'li yılların başındaki subaydan farklı olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Şimdi artık küçük rütbeli subayların da küçük rütbeli personelin de bu yeni süreçte ordunun o kadar çok şey değişti ki teknolojik açıdan, düşünsel açıdan. Şimdi buradaki eğitim, öğretim, bütün bunların hepsinin yeniden yapılandırılması lazım. İşte bu yeni üniversitenin bunun ne olacak, ne bitecek. Dolayısıyla şimdi bir Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın yapılması bu açıdan yararlı. Ama şeye katılıyorum Sayın General'e. Şimdi bunun başka bir zararı var. Askeri siyasetin içinde bu kadar yakın tuttuğunuz zaman da bu sonuçta insan, ego. Yarın öbür gün nasıl patlayacağı da belli olmaz. Onun için de şimdi Tayyip Bey'in de Cumhurbaşkanlığında kaldığı sürede de bu dengeyi de iyi kurması gerekiyor. Yoksa başımıza Enver Paşaların sayısı artabilir. Bir de böyle bir büyük tehlike var. Bunu açacağız. Çünkü bu programda zaman zaman geçmişe de döneceğiz. Şuna dönmek zorundayız. Döneceğiz. Türkiye aslında geçmişi geçmiş gibi yaşayan bir ülke değil. Tarihsel sürekliliği, bağlantıları hala sürmekte olan bir ülke. O anlamıyla ordunun aldığı her şekil Türkiye'de toplumun da aldığı şekil haline dönüşebiliyor. Onun için bazen tarihe, geçmişe de referanslar veriyoruz. Şunu da söylemek istiyorum bu tur tamamlanmadan bana hak verirseniz eğer. Şimdi şöyle bir özellik arz ediyor. Bu anayasa değişikliklerinden sonra Türkiye'de kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru gidildi. Yani bugün devletin yapısına bakarsanız işte Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı, meclisteki milletvekillerinin kimliklerinin belirlenmesinde o sağladı. Yani ayrı gibi gözükse de kuvvetler ayrılığına gidildi. Yargının yüksek yargıyı tespitte, hakimler, savcılar yüksek kurulunun tespitinde siyasetin çok büyük bir ağırlığı oldu. Doğruluğun eğriliğini tartışmıyorum. Yani kavramsal olarak baktığımda kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru bir geçiş oldu. Halbuki silahlı kuvvetler kuvvetler birliğine dayalı çalışmak zorunda. Silahlı kuvvetlerde de hükümet bunun tam tersini yaptı. Yani 15 Temmuz'dan sonra aldığı kararlarla. Nedir o? Kuvvetler ayrılığına doğru götürdü. Mesela kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanı'na bağlı oldu. Evet. Genelkurmay Başkanı mevcut yapıda da Cumhurbaşkanı'na oldu. Şimdi ara... aslında tekrar Hulusi Akar vasıtasıyla tekrar Genelkurmay Başkanı'na bağlanmış oldu. Yani şimdi bu yapının tabii uygulamada doğurduğu bir takım problemler var. Mesela Fırat Kalkanı veya Zeytin Dalı Harekatı başladığı zaman Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları hepsi yan yana oturuyordu. Orada Milli Savunma Bakanı yoktu. Yani artık olacak. Bir de tabii belki bu yeniden yapılanma konuları konuşurken bunlara dikkat edebiliriz. Genelkurmay Başkanlığı'nın ben şahsen Savunma Bakanlığı'na bağlı olmasında hiçbir beis görmem. Ama Genelkurmay'ın ayrı Cumhurbaşkanı'na bağlı olması, kuvvetlerin bakana bağlı olması gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye gibi tek bir coğrafyada harekat yapan ve mutlak surette emir komuta birliğini gerekli kılan bir ortamda birbirinden ayrılması ve darbe yapabilir bunlar, bunların gücünü dağıtalım şeklindeki bir yaklaşımın baskın bir yapılandırma faktörü olarak öne çıkması çok doğru bir şey değil. Şimdi burada
bu çelişkiye dikkat etmemiz lazım. Tamam. Zaten bu darbeler meselesini de birazdan soracağız. Yani bunun geçmişte de çok bağı var bunun. Yani seraskerlikten beri, yani 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kurulması, ortadan kaldırılmasından itibaren kurulan seraskerlik, yani bugünkü Kara Kuvvetleri Komutanlığı makamından beri gelen böyle birleştirme, ayırma faaliyetleri var ki bunlar çok önemli. Zaman zaman tarihe döneceğiz. Evet. Yaşar Salihoğlu'na döneceğim. Şundan kaynaklı. Stüdyomuzda iki gazeteci var, iki eski asker var. Bir de bir rektör, akademisyen var ama Yaşar Salihoğlu'nun akademisyen kimliği aynı zamanda vakti zamanında harp akademilerinde dersler de vermiş. O anlamıyla orada kamuoyuyla, o personelle çeşitli vesilelerle yan yana gelmiş, o ruh halini solmuş bir isim Yaşar Salihoğlu. Şimdi iki eski askerin aslında çok dikkat çektiği, yani ben onu cımbızlıyorum açıkçası, bir nokta var. Yani yeni düzenlemeyle birlikte, yeni sistemle birlikte vakti zamanında Milli Savunma Bakanlığı'nın hiyerarşik olarak üste çıkması gerçeği vardı. Ve bu üste çıktığında oraya bir sivil gelmiş olsaydı belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu hazmetmesi zor olabilirdi. Bu hazmı kolaylaştırmak açısından da zaten komutanım dedikleri birinin orada olması bu geçiş sürecini rahatlatır gibi de bir tespitte bulundular. Ama bir yandan da Türkiye'de şu çok fazla konuşuldu hele son dönemlerde. Artık askerin işte ülkedeki pozisyonu değişmiştir. Siyaset karşısında emir veren, talimat veren, muhtıra veren değil, artık kendi görev alanına çekilip yeri geldiğinde siyasete selam duran bir pozisyonda olacak iddiası var. Ama burada söylenen şey, ya o geçiş o kadar da kolaydı, o selam da o kadar kolay verilemez, yine oraya bir genelkurmay başkanı koyalım da öyle ilerleyelim gibi de bir tablo çıkıyor. Ne diyorsunuz? Bir parça farklı değerlendiriyorum. Çünkü bu işin asıl püf noktası ya da ayırıcı yeni sisteme geçiş olmuş olması, yeni sistemin içinde konumlanıyor olması. Bunun böyle bir yani ordu içinde rahatsızlık uyandırmayı baskılayacak, rahatlatacak bir atama olarak değil, tam tersine. Yani o bir yan yana durma, eklektik durma anlamına gelir bu yorum. Böyle görmüyorum. Aksine epey bir zamandır hem sistem değişikliğine ilişkin hazırlık sürecinde, onun tanıtım sürecinde, epey bir süredir bunun içinden süzülüp gelen Türkiye'nin çok önemli güvenlik sorunlarına ilişkin siyasi iradeyle tam bütünlük içerisinde yürüyen ve tabii elbette 15 Temmuz sonrası kenetlenme halinin, o hemhal olma halinin yan yana durma değil giderek kurumsallaşma niteliği taşıdığı kanaatindeyim. Tam da böyle bir noktanın bir simgesi durumundadır Hulusi Akar. Ve yeni sistemin ruhuyla da belki de en anlamlı atamadır. Yeni sistemin işleyişi ve geleceğe dair, geleceğe matuf, olgunlaşarak ilerleyecektir bu sistem kuşkusuz. Bugüne kadar hep pratiğini konuştuk, teorisini konuştuk. Şimdi pratiğini yaşayacağız. Pratik bazen de yaşatarak öğretir, yaşatarak düzeltir ya da belki de köreltir. Bu açıdan son tahlilde her zaman pratik teorinin üstündedir. Bu açıdan atılacak her adım bundan sonrası için bu yeni sistemin iddia sahipleri açısından çok önemlidir, anlamlıdır. Titizlikle atılmalıdır. Hulusi Akar böyle bir titizliğin ürünüdür diye düşünüyorum. Bu atamanın daha doğrusu. Böyle bir kaygıdan ya da böyle bir ihtiyaçtan, iklimden ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu ordu çok önemli Türkiye için. Bu sistemin de sağlıklı yürüyebilmesi açısından orduyla bu sistem arasındaki bütünleşme hali son derece kıymetli. Şimdi bu sistemin doğasına tekrar bakacak olursak tabii nereden baktığınıza bağlı. Yani paşam beni bağışlasın, yine biz geçmişte çok tartıştık kuvvetler ayrılığı mı, kuvvetler birliği mi noktasını, ama bu sistemin doğası, ona da mutlaka bir şeyler söylemek isterim. Ama bu sistemin doğasında şöyle bir şey var. Aslında siyasete alan açılıyor. Siyaseti biçimi, tanımı, tarifi, siyasi partilerin yapılanma biçimi, refleksleri değişiyor, değişmek zorunda. Hatta bu işin biraz partililiğin ötesinde siyaset doğasını yansıtan, yani o yönetme becerisini, o yönetme sanatını, o yönetme ihtiyacını karşılayan anlamıyla o siyasetin iklimi değiştirecek herkes. Dolayısıyla bir iktidar muhalefet değişikliğini hiç bize çok ciddi bir vatan, güvenlik, beka vesaire gibi çok üst perdeden ve kaygı uyandıran,
bir niteliğe dönüştürmeden geçişleri ve el değiştirmelere imkan tanıyacak bir sistem bu. Biz geçtiğimiz seçim döneminde en azından ben seçmen olarak en büyük kaygımın neden Türkiye'nin bu çok önemli bütün terör örgütlerinin kuyrukları birbirine bağlanmış bununla mücadele edilen bir ortamda bir iktidar alternatifi olacakların bu konuda çok kuvvetli şeyler niçin söylemez, niçin bunun ajandasını bize açıklamazlar kaygısıyla bir refleks geliştirdim bir seçmen olarak. Ve birçok seçmenin de böyle davrandığını düşünüyorum. Mesela bu apolet sökme meselesini çok tartışmıştım. Ki Muharrem İnce de... Ki Muharrem İnce dün evet. Onu ve biz de uyarmıştık. Olarak... Bunu burada ısrarcı olma demiştik. Bu yanlış. Dolayısıyla bütün bunlar açısından bakıldığında bir süre sonra o üst ölçekte buna büyük stratejisi deyin ülkenin tartışmasız orada ortak noktaya birlikte bakabilme becerisi deyin kurumların giderek aslında o ortak çıkara yani Türkiye'nin temel çıkarına hizmet eden yarışan kurumlar haline gelmesi değil ki bu sistemin... Biraz siyaset üstü, ideoloji üstü tabii, bir adım tabii, olarak tabii, olacak. Dolayısıyla böyle bir noktada artık ordu, sivil, asker, siyaset, işte yapışma hali, siyasetin emrine girme, o onun işte... Ama Ahmet Yavuz'un bir itirazı ya da katkısı var galiba. Şöyle söyleyeyim, yani ben hocamın tabii bir öğretim üyesi olarak öngörülerine saygı duyarım. Uzun zamandır bu görüşlerini derc ediyor ama... ben şahsen şunu tercih ederim. Müsaade ederseniz küçük fıkra anlatayım burada. Vatandaşın birisi bir köye gitmek istiyor. Fakat kolunda saati yok, süreyi falan bilmiyor. Ne, ilk defa gidiyor. Bir köylü de orada çalışıyor tarlasında. Dönüp ona soruyor, diyor ki şu köye diyor kaç dakikada giderim diyor. Köylü hiç cevap vermiyor ona. Bir daha soruyor, bir daha cevap yok. Üçüncü defa sorduktan sonra ya havle ve la kuvvete illahi çekiyor gidiyor. Ya lanet olsun sana diyor sorduğum soruya diyor. Bir 5-10 dakika yürüdükten sonra arkasından köylü bağırıyor. Tarlada çalışan. Diyor ki bir saatte gidersin diyor. Ya diyor o kadar soru sordum 3 defa diyor cevap vermedin diyor. Ben senin nasıl yürüdüğünü bilmiyorum ki diyor. Şimdi hocam... Ne söylenenlere hiçbir zaman bakmam ben. Yapılanlara bakarım. Bu 15 Temmuz'a Türkiye'ye kolay gelmedi. Orada yapılanlara baktık. Geride Ergenekon balyoz operasyonları var. Onlardan bir dönem askeri vesayet kaldırılsın diye medet umuldu. Şimdi dolayısıyla ben önümüzdeki döneme bakıp öyle karar veririm. Dolayısıyla ayrışma ve yapışma konusu... Beni sizden o noktada peki şu ayırdım. Yapışma ayrışma konusundan bir sorun olacak. Benim söylediklerimi kısmen de olsa teyit ediyor. Ediyorum yani, tabii edebilirim. Yok şey açısından edebilirim teknik yani. Açısından ben de şunu dedim. Pratik belirler demiş. Tabii bu çok önemli. Bakın bugüne kadar konuştuğumuz sisteme yüklediğimiz ne kadar olumlu laf varsa eğer pratik iyi yürütülemezse o teorik bütün iyiliklerin hepsini unutun gitsin. Söylemeye çalışıyorum. Yani bunun daha eteğe kemiğe bürünmesi gereken çok sayıda alması gereken mesafe var bu sistemi. Yani burada şunu da saptayalım. Biz bu büyük bir çerçeve değişikliği demiştik. Bunu daha olgunlaştıracak olabildiğince belki de bunu herkes tarafından en azından büyük bir çoğunluk tarafından benimsenmesine katkı sağlayacak şey onun uyum yasaları. Yani siyasete alan açması dedik. O katılıma imkan tanıması dedik ama ona da normatif olarak yapılması, neşter olması gereken siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, daha bir dizi şey. Bütün bunlar zaman içerisinde ben olgunlaşacağını, çünkü sistemin doğası bu. Yoksa yürümez, çöker. Onu da söyleyeyim. Bunu zaman içinde göreceğiz diyorsunuz. Evet. Peki, şimdi Çetin Erçetin size bu yapışma, ayrışma meselesinden bir soru sormak isterim. Şimdi askeriyenin siyasi çizgisinin biz geçmişten bugüne genelde hep seküler, kemalist bir çizgide olduğu ve muhafazakar siyasetçilerle de özellikle işte irtica ile mücadeleyi E-Muhtıra 28 Şubat sürecini hatırlayınca pek de başının hoş olmadığını bu anlamında siyaset aslında askerin siyasi çizgisiyle son dönemde hükümetin siyasi çizgisi arasında bir fark olduğu yorumları yapılıyordu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı olacak. Bu anlamıyla bu siyasi ayrışma bitti mi? Bu böyle bir yoruma neden olabilir miyiz? Bu yapışma ayrışma yorumuna da ek olarak soralım. Şimdi, tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin
kuruluş amacı ve bugüne kadar geliş süreci hep belli sabit ideolojik kodlarla bellidir. Yani bunu ne bugünkü genelkurmay başkanı ya da bundan sonra atanacak hiçbir genelkurmay başkanı bu ordunun şeklini ya da ideolojik kodlarını değiştirmeyecek. Bu konuda zaten hükümetin de böyle bir ya da iktidarın da böyle bir talebi olacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir durum var. 2013'te hatırlayalım, askerin ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç hizmet kanununda bir değişiklik yapıldı. O dönemde Türk vatanını ve Türk Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma diye tanımlanan bir görev vardı. Evet. Daha sonra bu değiştirildi. 35. madde. 35. madde. Hatta darbelerde yasal dayanak oluyor. Cumhuriyeti şimdi, koruma ve kollama kısmı çıkarıldı. Diğerleri duruyor. Onun dışında işte yurt dışında gelen tehditlere yönelik bir hareket konseptine dönüştürüldü. Şimdi asker... Orada bir şey söyleyeyim. Çok affedersiniz. Şimdi o tamamen silahlı kuvvetleri iç güvenlik harekatından da temizlemeye, uzaklaştırmaya yönelik bir işte adımdı. Ama arkasından Mescim 2013'te hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç güvenlik harekatında kullanılmasıyla ilgili bir karar aldı. Şimdi dolayısıyla söylemle yapılan her zaman birbirini de tutmuyor Burak, yani. Zaman zaman bir değil birden çok karar birden aldı. Birden çok karar almıştık. Yani Bakanlar Kurulu anlamında sırasında o dönemki söylüyorum. Başbakandan sürekli direktif istedi asker yazılı tabii. Direktif tabii. Şimdi tabii söylemek Türkiye'de çünkü. Ordu da son 10-15 yılda çok ciddi yaralar aldı. Yani sonuç itibariyle darbeler, muhtıralar ama son 10-15 yılda demin Ahmet Paşam da ifade etti. İşte Balyoz'dur, Ergenekon'dur. Ordunun içi neredeyse çok ciddi bir yara alarak bugüne kadar geldi ama 15 Temmuz bunların hepsinden daha farklı bir durumdu. Ve şimdi gelinen noktada aslında şuna bakarsak bir... hükümet açısından üç temel omurga vardı. Yani devlet omurgası. Dış politika, ekonomi ve güvenlik. Zaten beklediğimiz isimler de buralarda yer aldılar. Yani hem ekonomi açısından hem dış politika açısından hem güvenlik açısından işte hem İçişleri Bakanı hem Milli Savunma Bakanı açısından bakacak ya da değerlendirecek olursak. Şimdi bir de şöyle bir konsept gelişti. Son 7 yıldır Orta Doğu'daki gelişmelerle beraber bir dış güvenlik diplomasisi oluşmaya başladı. Şimdi Türkiye, Gürcistan'la, Azerbaycan'la, İran'la, Irak'la, Suriye'den dolayı Rusya'yla, Amerika'yla ve koalisyon güçleriyle, Kıbrıs meselesinden dolayı Birleşmiş Milletler nezdinde bir güvenlik diplomasisi süreci yaşıyor. Şimdi bütün bunları yaşarken bir de NATO süreci. İşte dün NATO meselesi de gerçekleşti, konuşuldu, bir sürü tartışma var. Dolayısıyla bu kadar geniş bir farklı konseptin ortaya çıktığı ortamda ve Türkiye çok büyük bir değişimden geçiyor. Şimdi orduyu biraz bu konuda rahatlatmanız gerekiyor. Çünkü 15 Temmuz'dan bu yana hem bir taraftan FETÖ mensupları hem tasfiye ediliyor, mahkemelerde yargılanıyor. Bir taraftan da ordunun içerisinde çok büyük değişimler var. Ordunun içerisindeki en büyük değişimlerden biri işte sağlık hizmetlerinden tutun, sosyal hizmetlere varıncaya kadar her alanda büyük bir değişim var. Ve o değişim gerçekleşirken de askerin de içeriden rahatsız olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kendi içinden çıkan birinin Milli Savunma Bakanı olması bu süreci rahatlatacaktır. Ama bu arada tabii siyasetin de gözü kulağı içeride olacaktır. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Tabii demin Sayın Erol Mütercimler de ifade etti. Mevcut Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçmişte muhafazakar, milliyetçi çevrelerle ilişkilerinin olması... bir anlamda iktidarında, Cumhurbaşkanı'nda ona karşı olan bir güvenliğini oluşturduğu çok net ortada. Peki bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde total olarak büyük anlamda bir ideolojik değişime doğru gider mi? Bu bu tartışıldı, her zaman tartışıldı. Yani mesela örneğin jandarmada böyle bir tartışma hep oldu. İşte jandarmanın içerisinde belli grupların işte farklı gruplarla adının anıldığı zamanlar oldu. Ama en çok da aslında herkesin gözünü kapattığı, herkesin görmezden geldiği son 20 yıldır hemen hemen herkesin dile getirdiği bir şey vardı. Askerin içerisinde FETÖ'nün çok ciddi bir güçlenme eğilimi içerisinde güçlü bir noktaya taşındığı. Fakat bu hep olur mu olmaz mı? Hatta bazı siyasiler de bunun olmadığını iddia ettiler. Hatta meclis kürsüsünden bunun olmadığını iddia ettiler. Ama gelinen noktada şu an orada artık kendi noktalar, yani kendi çizgisine Atatürkçü,
milliyetçi bir çizgiye kaydığını görüyoruz. Çünkü ben bunu sahada da görüyorum. Yani Suriye sahasında Cerablus'ta görüyorum. Bunu Afrin'de görüyorum. Irak'taki saha koşullarında görüyorum. Ve sahadaki askerle de konuştuğunuz zaman o çizgiyi çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Şu an orduda siz Atatürkçü milliyetçi bir çizginin hakim elbette olduğunu düşünüyorsunuz. Bülent Aydemir bu konuda bir... Şimdi tabii Çetiner'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bir kere hani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ideolojik kodları bellidir gibi bir ifadesi olmuştu. Ben bunu biraz hani şu dönemi çok anlatmadığını düşünüyorum. Laik, daha doğrusu bu junta hevesleri nedeniyle laikçilik yapan ya da işte cumhuriyeti koruma ve kollama görevini işte siyaseti domine ederek ya da siyaset üzerinde baskı tahakküm kurarak ya da topa göstererek oluşturan bir zihniyet vardı. Kurmaya çalışan bir zihniyet vardı. Şimdi 15 Temmuz sonrası bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu junta heveslerinin dönem dönem ortaya çıkan, çoğu belki dışarıdan destekli ya da farklı hareketlerle ortaya çıkan bu junta yapılanmalarının heveslerinin önüne geçebilmek için hukuki açıdan, teknik açıdan kontrol edilmesi, siyasetin baskın kılınması, böyle bir şey var. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması hukuki olarak ve denetim olarak. Bir diğeri gelişen tehdit tanımlarına göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernize edilmesi, daha hızlı hareket eder hale getirilmesi. Daha açık ifade edeyim, tehdit tabanlı yapılanmadan yetenek tabanlı yapılanmaya geçirilmesi. Şu anda Suriye operasyonunda, Irak operasyonlarında nasıl mobil birlikler, uçar birlikler kullanıyorsak, insansız hava araçlarını, İHA'ları, SİHA'ları kullanıyorsak ve profesyonel orduya geçmek için nasıl bir hamle yaptıysak, artık uzmanlar görev yapıyor, uzman askerler, er ve erbaşlar görev yapıyor, komandolar görev yapıyor. Dolayısıyla iki açıdan değerlendirmek lazım. Bu silahlı kuvvetlerdeki bu atamayı, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan atamayı, birincisi bu. İkincisi de siyasetin de ilgi alanına giren hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de AK Parti'nin ve onları ittifaka yönlendiren yeni tehdit algısı. Yani Türk siyasetinin tehdit algısı. Türkiye'nin işte bir Suriye kaynaklı bir ve dış destekli, hegemonya destekli bir bölünme tehdidiyle karşı karşıya olduğundan hareketle bir ittifak yapıldı. İşte bakıyoruz, Hulusi Akar örneğinden yola çıkarsak, Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'ı en az 5 konuşmasında ya da 5 açıklamasında ben savunduğunu biliyorum. Doğru. Buna Abdullah Gül'ü ziyareti de dahil. Niye savunuyor? Hani Hulusi Akar'la Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin bir geçmişe dönük bir arkadaşlığı, birlikteliği mi var? Hayır. Devlet Bahçeli şöyle bakıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri zor bir dönemden geçiyor. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da, Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu yüzden destekledi. Eğer Erdoğan üzerinden ya da isimler üzerinden Türkiye hedef alınıyorsa biz o zaman başka bir yaklaşım içine gireriz. İşte Hulusi Akar'ı da onun için savunuyor. İşte 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'da hani bu darbe girişiminin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet içinden öncesinde tabii 17-25 Aralık sürecinde hukuk tabanlı bir saldırıydı. Yargı üzerinden gelmişti. Bunun kimlerin yönlendirdiği artık apaçık ortada. Nerelerden desteklendiği ortada. Dolayısıyla yeni sistemin ruhunu anlamadan bu atamayı anlayamayız. Yani bu basit işte Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olup siyasete girmesi değildir. Yeni dönemin ruhuyla ilgili bir şeydir. Bu yeni dönemin tehdit algılarıyla ilgili bir şeydir. Bilmiyorum, belki önümüzdeki süreçte evet, konuşacağız. Türk Silahlı yani, Kuvvetleri'nin de yeniden yapılandırılması ve bu tehditleri bertaraf etmesiyle ilgili bütün bir konu. Bütün başlıkları burada konuşacağız. Burada iki tane sıkıntı var. Birinci sıkıntı, şimdi askeri, Bülent Demir'in siyaseti askerin içine girme gibi bir ifade kullanıyor. Yanlış öyle bir ifade kullanmıyor. Ya da siyasi sürecin askeriyede etkin olması gibi bir ifade kullanıyor. Ama hiç öyle bir şey söylemedim. Ahmet Bey, ordunun denetlenmesinden bahsettim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle yani bazı kavramları yerli yerine oturtmak lazım. Müsaade ederseniz şunu söyleyeyim. Bir, asker siyasetin emrindedir. Bunu tartışmaya gerek yok. Ben de tam olarak. Asker politik olarak siyasetinle aynı şeyi düşünmese bile otoritesine tabi olmak zorundadır. Kabul etmezse istifa eder, ayrılır. Yani bu çok açık ve net bir konu. Bunu tartışmayalım. Ancak
siyasetin ordunun içerisine nüfuz etmesi başka bir şeydir. Böyle bir tehlike var. Yani siz orduya siyaset sokulmasından orduya siyaset yani orduya siyaset girerse eğer orduya siyaset girerse işte biraz sonra belki tartışırız. Şimdi Cumhurbaşkanı general ve amirallerin bekleme süresine bakmaksızın terfisini sağlayabiliyor. Subayların da aynı şekilde asteğmenden albaya kadar diyor. Bekleme sürelerine tabi olmaksızın terfi ettirebilir diyor. Şimdi bu ileride iyi kullanılırsa bir şey diyemeyiz. Yani adam birisi çok başarılı bir işte kahramanlık gösterdi, terfi ettirdi. Ama partiye yakın durma gibi eğilimler çıkartır silahlı kuvvetler mensupları arasında. Biz bunu incelemelerden içinde bulunmadım ama incelemelerden biliyorum 1950-60 sürecinde bu yaşandı. Yani bu başka böyle pimpon topu gibi karşılıklı... Yani artık AK Parti'ye yakın subayların terfide öne çıkması gibi bir kaygıyı mı dillendiriyorsunuz? Tabii şimdi kendisini öne çıkarmak için bir takım adımlar atar insanlar şimdi, yani. Ama temel bir şey konuşmakta... Bunları görmeden bakın ordunun siyasetin emrinin dışına çıkması ne kadar büyük tehlikeyse... Ordunun içerisine siyaset girip reflekslerin ona göre düzenlenmesi yanlıştır. İkisi de yanlıştır. İkisine de karşı olmamız lazım. Nasıl silahlı kuvvetleri herhalde aranızda benden daha çok savunacak kimse yoktur. Bugün de savunurum. Yani biz de fena değilizdir. Yani siz de savunursunuz. Siz de savunursunuz ama ben bütün hayatımı oraya borçlu olduğum için daha farklı savunurum. Kesinlikle. Mesela ben 15 Temmuz gecesi askerin karşısında çıktığım zaman silah patladığında askerlere yatın bakayım, yere çökün bakayım dedim. Yani benim reflekslerimle sizin refleksleriniz arasında biraz fark olabilir. Onu baştan söyleyeyim yani. Ben hayatımı oraya borçluyum. Bugün burada sizin karşınızda konuşuyorsam oradan aldığım eğitim sayesindedir. Yani bunu oraya da her zaman borçluyum. Ama silahlı kuvvetleri savunmak, silahlı kuvvetlerin içinden herhangi birisinin siyasi bir davranışını bizim hoşumuza gittiği zaman tasvip etmemiz, hoşumuza gitmediği zaman da tasvip etmememiz ya da daha doğrusu bizden taraf değilse tasvip etmememiz, bizden tarafsa tasvip etmemiz kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı'nın gidip Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi doğru bir şey değildir. Bunu bu dönemde böyle kabul edersek yarın başka şeyler çıkar. Dolayısıyla ilkelerimizi çok net, açık bir şekilde koymamız lazım. Erol Mütercim'in bir katkısı yani var. Bu çok açıktır yani. Bunu tartışmaya gerek yok. Ben tam da Erol Mütercim'leri... Ve silahlı kuvvetlerin içine kesinlikle siyaset girmemeli. Buna çok dikkat etmeliyiz çünkü silahlı kuvvetlere önümüzdeki dönemde her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. Bu her zamankinden daha çok ihtiyacımız olacak. Atama ve terfi uygulamasında ama geçmişten kaynaklı sıkıntılar da var. FETÖ'nün orada nüvelenmesi. Onu da konuşmamız lazım. Bak bunları görelim. Şimdi geçmişten kaynaklı sıkıntılar var. Ama bu geçmişten kaynaklı sıkıntıların acaba tamamı silahlı kuvvetleri yöneten insanlardan mı kaynaklıydı? Kurulu sistemden mi kaynaklıydı? Yoksa bu ülkenin siyasetçilerinin de bu yapılanmada olumsuz etkisi kesinlikle dünden var. Bu yana olmuş mudur, olmamış mıdır? Şimdi bir şeyi masanın üstüne bütün boyutlarıyla, bütün unsurlarıyla koyup tartışırsanız başka bir şey çıkar. O parçalardan işinize geleni alıp işinize gelmeyenleri atarak tartışırsanız başka bir şey çıkar. Yani silahlı kuvvetle 15 Temmuz'a gelen süreci sağlıklı analiz etmezsek FETÖ'nün yapılanmasını 1980 darbesinden daha sonra 28 Şubatlardan daha sonra AK Parti iktidarı döneminde aldın secdeye gidenler bizdendir diye bakarak bunlardan bağımsız olarak ele alırsak yanlış yerlere gideriz yani. Şimdi 80 yılında devlet, din devlet ilişkilerini sağlıklı kuramazsa bir toplum bütün bunları yaşar. Bunlar hep oldu. Atatürk Cumhuriyeti'nde yaşamıyoruz şu anda biz. Onun kurduğu sistem de devam etmedi orduda. Kurmuş olduğu sistem devam etseydi bugünlere de gelmezdik zaten.
Orduda şu anda hepsini... NATO, Prusya modeli uygulanıyor. Yani Türk Silahlı Efendim? Kuvvetleri NATO standartlarına göre belirlenmiş kriterlere göre yönetiliyor. Şimdi, ya biraz Almanya, şimdi biraz şöyle işte... yani tabii bu şu kitabı okursanız burada onun geçmişi var. Evet. Bilmiyorum fırsatınız oldu mu bakmaya. Olmadı mı 200 yıllık bir asker tarih ilişkisini, siyaset ilişkisini anlatıyor orada. Dönem dönem Türk ordusunun ideolojik davranmaları, siyasete alet olmaları, siyaseti yönlendirmeleri gibi Türk toplumuna zarar veren davranışları olduğu gibi Türk toplumunun bekasını sağlayan, devletin bekasını sağlayan adımları da olmuştur. Bu ikisini yan yana getireceğiz. Hangisi baskın olmuştur, hangi tarihte olmuştur, kaynağı nedir, bunların hepsinin analizini yapacağız. Yoksa ya kötü diyeceğiz ya iyi diyeceğiz. Yani bunların bilimsel analizlerinin yapılması gerekiyor. Siyaset dolayısıyla siyasetin de kendi... Şimdi FETÖ'yü siz izah ederken sadece silahlı kuvvetler üzerinden izah edemezsiniz. Peki emniyetten evet. atılanların sayısı silahlı kuvvetlerin atılanlardan daha fazla. Diyanetten atılanlar var. Diyanetten atılanlar. Onları da saydım. Yani ya. Şimdi bunların öğretmenler var mesela. Doktorlar, mühendisler var. Şimdi bunların hakim hepsi, savcıların hakim savcılar var. Üçte biri. Evet hakim savcılar var. Şimdi burada da siyasetin rolü baskındı demeye çalışıyorsunuz. Ya tabii şimdi bunların hepsini görmeden neyi tartışacağız? Yine bu siyasetten yani partililiği falan anlamamak gerektiğini ve ordunun epey bir zamandır siyasetin içine girmiş, siyaset ordunun içine girmiş bir müessese olduğunu altını çizmek isterim. FETÖ bir siyasi reflekstir. Kökü dışarıda olan bir siyasi ve açıkları çok iyi kontrol ederek en alttan yukarı doğru yaşanmışlıklarımdan ve hocam bir şey söyleyeyim tabii, müsaade ederseniz bakın tabii. Ben asla siyaseti kötülemiyorum. Siyaset milli gücün unsurları içerisinde bütün diğer güç unsurlarını tabii. dizayn eden şemsiye tabii, role sahip ama siyasetten kastım sizin kaygınızı anladım. Evet. Sizin kaygınızı giderecek olanın da yine aslında bu ordunun köklerinde unuttuğu, unutturulduğu, zedelendiği anlayışta o ülvi niteliğinde saklı olduğunu ve onun bugün yeşertilerek, güçlendirerek bunu aşacağını düşünüyorum. Nedir o? Onun en simgesel yanı Mehmetçik kavramıdır. Yani Türk ordusunu biricik yapan, benzersiz kılan şey o ruhtur. O peygamber ocağı denilen milletle olan yani başka bir millet var mıdır askerini o asker ocağına uğurlarken arkasındaki o büyük moral desteği. Şimdi biz bunları unuttuk ve unutturulduk. Bu FETÖ'nün tabii çok önemli tahribatı oldu. İlk 82 yılında soruları çaldığı tespit edildi. 1982 yılında. Ama hocam 82'de çalabilmesi için de bir 5-6 yıl hocam, içinde girmiş olması gerekiyor. Hocam canım, çok yani, doğru bir noktaya evet, temas şimdi, ettiniz. Müsaade ederseniz size bir cümle okuyayım. Bakın peki, İş Hizmet Kanunu'nun yönetmeliğinin 86. maddesi A fıkrası. Yani bakın ne diyor. Her askerde bulunması gereken ahlaki ve manevi vasıfları sıralarken cumhuriyete, yurda ve millete karşı sevgi ile bağlılık. Cumhuriyet, yurt, millet bak üçünü birden ele alıyor. Cumhuriyet devlet yapısı demek, yurt demek ülkemiz demek, içindeki bütün varlıklarıyla, üstündeki bütün varlıklarıyla ve millet kavramı, millet birliğimizi temsil eden askerin mukaddesatındandır. Bunlara içeriden ve dışarıdan vaki olacak her türlü tecavüzü karşılamak, def etmek ve lüzumunda bu uğurda hayatını fedadan çekinmemek her askerin borcudur. Bu kimseye darbe yapma hakkı vermez, bu kimseye tabii. FETÖ'cü olma hakkı vermez, bu kimseye bu keyfi davranma, layüsel olma hakkı vermez. Her asker böyle olacak. Bu askerin etiği budur işte. Temel, buradan uzaklaşırsanız tabii. Yani asker kavramı kaybolur. Halktaki karşılığı içselleştirdiği bir şeydi. Yani simgesel değeriyle. Her mahallenin bakkalı, manavı, albayı da vardı. Yani evet. Bu kışla hayatı, o kampüs yaşamına çekilmesi, fiziki ortamdan aslında halkla temasının daha azalmış olması, bütün bunlar bile çok önemli etkendi. Ve dolayısıyla bir anlamda kendi içinde bir güvenlik eliti de oluşturdu bu kopuş süreci. Ama hocam burada bir şey var. Evet. Şimdi
Hakan, sözlerinizi kesmeden... Ben bir şey söyleyeyim de, yani tam onu diyecektim. Tam yani yaşanmışlıklarımdan, bende bıraktığı tortularla, izlerle, siz atıf yaptınız. 10 yıla yakın girdim derslere vesaire. Mesela rahatsızlık duyduğum şeyler oluyordu. Komkarsu diye komutanların çok iyi bildiği, kurmay olmayan, karargah subayların da aynı zamanda kurmay subay kadar eğitimli ve donanımlı olmasını önemseyen, amaçlayan bir hizmetçi kurs gibi değerlendirelim. Mesela yani oradaki bir başka hava ediniyordum milli damar açısından. Yine bağışlasınlar beni. Kurmay subaylar içerisinde biraz daha hani dünyayla hemhal olmak evrensel falan ama kopuşlar hissediyordum. Meğer burada bir FETÖ, meğer benim hissedemediğim bir FETÖ izine de bağlayabiliriz bunu. Şimdi bu tam da dik alasıydı siyasetin ordunun içerisine girmesi. Benim hiç rahatsızlık duymamam gereken, hiç üzerinde tartışılmaması gereken çok önemli. Bu ordu aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele vermiş bir pratikten geliyor. Bunu artık ayırt edebilecek nitelikte en üst düzeyde olması gereken bir kurmay subay profiliyle karşılaşmam gerekirken bunu önemseyememiş, bu konuda yeterli duyarlılığı hissedemeyen bir dizi örnek var hafızamda ve yaşanmışlıklarımda. Şimdi dolayısıyla eğer biz çok haklı böyle siyasi partilere dayalı bir dağılım, o partili bu partili, bu felaket demektir, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyin bizde bile artık giderek en aza inmesi gerekir. Hepimizin gönül vereceği bir siyasi oluşum olacaktır. Bu ideolojik bir besleyici unsurlarla da olabilir ama hizmetle de olabilir. Canım sen 5 tane köprü yaptın. 7 tane köprü yapana biraz da o yapsın. Onun daha kolay bu yöntemi ve daha ekonomik şartlarla, maliyeti düşük yöntemlerle yapacak bunu. Seçiciliğine inecek bu giderek bu. Çünkü biz çok üst düzeyde ve çok önemli sorunlar ve kaygılarla seçim süreçleri geçiriyoruz. Bunun asker-sivil ilişkisine, ordunun konumlanışına bu yeni sistemde de hem rahatlatacaktır hem de bütün bu kaygıları bence ortadan kaldıracaktır. Şimdi şöyle Erol Mütercim'e dönmek istiyorum o zaman. Erol Bey, herkesi sessizce dinledim. Böyle dinlerken de hep kafamda şöylesi bir şey oluştu. Bir böyle idealler dünyası, daha doğrusu dilek ve temenniler dünyası. Örneğin Ahmet Yavuz'un dediği gibi yani ordunun içine mesela siyaset girmemeli diye herkesin belki de katılacağı bir cümle. Darbelere asla ve asla yol açmaz bazı maddeler, bazı duyarlılıklar. Şimdi bunlar dilek temenniler. Ama Türkiye realitesine bakacak olursak böyle bugünden de hareketli değil. Yani birçoğunuz gibi o mütercimle de üzerine özellikle çalıştığı konular tarihten bugüne tam da bu bahsedilenlerin aksi bir pratik yoğun bir şekilde yaşanmış. Böyle yani zaman zaman değil bir gelenek olarak, bir zincir olarak, bir hat olarak yaşanmış ve hala da tartışılan ve izlerinin de sürüp sürmediğini bugün de tartışmamız gereken bir tarihsel gerçeklik var. Yani örneğin FETÖ orduyu ele geçirdi. Vakti zamanında İttihat Terakki orduyu ele geçirdi. İttihat Terakki çöktü, ordu kaldı. FETÖ çöktü, ordu kaldı. Şimdi bir yandan da siyasetin olup olmaması konusunda hiç azade oldu mu? Orada siyasetten hiç azade oldu mu? Hiç azade oldu mu? Bir de bu anlamıyla mesela Grunfeld'ın bir sözü aklıma geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kastederek ideolojiden arındırılmış ordu. Bir Kemalizm eleştirisi olarak yapıyor. Onu bir ideolojik dayatma olarak görüyor ve uluslararası şeylerde, yapılanmalarda, işbirliklerinde bir engel olarak görüyor. İdeolojiden arındırılma diyor. Ya işte antemperyalizm diyor, bilmem ne diyor. Bunlar pek iyi şeyler değil. Birlikte işbirliği yapmaya engelleyici filan. Şimdi o anlamıyla hiç bundan arındık mı? O anlamıyla klikleri olan, rekabeti olan bir yapıdan hiç kurtuldu mu? Veya bugün kurtulduğumuz dönemdir mi? Yani şimdi bu yapıdan hani kurtulduk mu, kurtulacak mıyız? Şimdi bu tartışmaları çok uzun zaman sürdüreceğiz. Bakın bizdeki ordunun, daha doğrusu orduyu siyasete bulaştırma meselesi Yavuz Sultan Selim'in babasına karşı Yeniçerilerle yaptığı darbeyle başlatır. Osmanlı tarihçileri ışıklar içinde uyusun, işte Halil İnalcık Hoca başta olmak üzere. Ondan sonra Genç Osman'ı hatırlayalım. Aynı şekilde ordunun müdahalesi. Yine
14 yaşındaki çocuk padişah, 4. Mehmet olarak padişah karşımıza çıkacak. Ona kurulan çok büyük bir komplo vardır. Zehirleme girişimi. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi gibi. Bakın, Abdülaziz'e müdahale. Bütün bunların hepsi bizim karşımızda duruyor. İki tane gelenek var. Aynı ordudan, Osmanlı'dan kurmay subay olarak gelen Enver Paşalar zihniyetiyle Mustafa Kemaller zihniyeti. Şimdi Enver Paşalar zihniyetinde darbecilik, Mustafa Kemaller zihniyetinde ise ihtilalcilik var. Şimdi ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Ve Mustafa Kemal yüzbaşı rütbesindeyken bile İttihat Terakki'nin genel merkezinde bas bas şunu bağırmıştır: siyasete orduyu bulaştırmayın. Daha sonra da bunu söyler. Büyük Söylev'de bir çok ibret verici bir bölümü vardır anlattığı. Kazım Karabekirler, Ali Fuatlar, Cafer Tayyarlar falan şunu isterler: üniformayla mecliste hem milletvekili olalım, hem kuvvet komutanı ya da müfettiş olarak, o dönem müfettişlik var. Ordu müfettişliği kurumu var. Devam edelim. Mustafa Kemal buna karşı çıkar. Hatta Söylev'de bana karşı kurulan büyük komplo diye anlatır o kısmını. Bakın şimdi, bunu niye yaptı Mustafa Kemal? Yapma sebebi şu: bir Balkan Harbi'nde pratikte bir şeyi yaşadılar. Orduya siyaset bulaştığı andan itibaren ordu çöküyor. Bu Balkan Savaşları'nın 100. yılı nedeniyle pek çok hatırat yayınlandı. Onlardan birisi Alfa Yayın Evi'nden çıkan bir, o dönemde generalin birisinin hatıratında insanın tüylerini diken diken eden ve kitabı elinden attırtan bir bölüm var. Diyor ki, Çatalca'nın biraz uzağında sıkışmış bir birlik. Oradaki general bu taraftaki generalden yardım istiyor, lojistik. Aynen cümlesi şu hatıratta. Diyor ki, oraya yardım göndermedim çünkü diyor, onun siyasi görüşleri, yani birisi İttihat Terakkici, öbürü Hürriyet İtilafçı, o nedenden dolayı göndermedim diyor. Kendisi yazıyor bunu. Bakın, bu çok tehlikeli. İkinci husus, 31 Mart 1909'daki isyanı anımsayalım. O isyan alaylı mektepli subaylar çatışması idi. Şimdi burada da Cumhurbaşkanı'na bundan sonraki süreçlerde, orada verilen hani tayin terfilerde onu süreyi bekletmeden emekli eder, işte birisini terfi ettirir meseleleri, bir süre sonra alaylı mektepli diye tanımlanmamakla birlikte, ama bu başka türlü bir tanımlanmaya gider. Burada yanlışlık bizim düşüncemizde. Tabii şimdi yeni bir sistem geliyor. Ne olacağını hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Önümüzde örnek Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı yapılacağı ya da Genelkurmay Başkanı'nın istihbarat örgütünün başına getirileceği modeller ABD'de görüyoruz. Ama ABD'de yerleşik başka bir demokrasi kültürü var ve oradaki cumhur reisine işte fren mekanizmaları var, o var, bu var. Kıta Avrupa'sına geri dönüp baktığınız zaman kıta Avrupa'sında bir tane bile örnek göremezsiniz. Bu zihniyetle ilgili bir meseledir. Ama Rusya'da görürsün, Çin'de görürsün, örnek İran'da görürsün. Şimdi biz de görüyoruz. Burada buna çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Kişiler üzerine ne strateji kurulur, ne sistem kurulur. Örnek vereyim. Deniz Baykal, Allah sağlık versin, umarım ki ayağa kalkar. Şaban Sevinç'le o Halk TV'de program yaptığımda, zaten ayrılma nedeni oldu aramızdaki o telefon konuşması, Deniz Baykal beyefendinin cumhur reisliğine aday gösterileceğini ve desteklenmesi gerektiğini söylüyordu. Ne oldu? O konuşmadan bir hafta sonra Deniz Baykal beyefendi işte sağlığını kaybetti. Tanrı'dan uzun ömür diliyorum, sağlık diliyorum Tayyip Bey'e de. Bu konuştuğumuz dakika itibariyle başına geldi sağlık problemi. Biz neyi konuşuyor olacağız? O nedenle şimdi kişiler, partiler, partilerin ideolojileri, bunlardan ayırarak konuşmak zorundayız. Çünkü bu ülkenin geleceği. Önümüzde, bizim tarihimizde son derece olumsuz örnekler var. Bakın, ordunun siyasetten uzaklaştırıldığı dönem olarak hangi dönemi ele alıp örnek alalım diyorsanız, Kemalist dönemi almak durumundayız. Çünkü ordunun antemperyalist yapısı, tam bağımsızlıkçılığı, ulusalcılığı, onun döneminde, yaşadığı dönemde nereye kadar sürdürdük? 1945'e kadar. Ne zaman ki 1945 Cumhuriyet Halk Partisi, tek parti iktidarı ABD ile ilk ikili anlaşmaları yapmaya başladık,
ordunun içine bu sefer bu ölçekteki siyasetin sokulma süreci başladı. Ne zaman ki NATO'ya üye olduk, zaten ordunun Kemalist ulusalcı damarı kesilmiştir. Kangren haline getirilmiştir. Bizdeki askeri darbeler, bakın bunu konuşmak durumundayız. Sen çok iyi biliyorsun. Askeri darbeler üzerine ben 13 yıl yaptım araştırma. O kitapların evet. yakıldığını da biliyorsun. Yayınlatmadık. Orada konuştuğum subaylarda çok çırılçıplak ben bir şeyi gördüm. Çok net. Hepimiz şunu bilmeliyiz ve buna göre davranmalıyız. ABD ve NATO istemediği sürece Türkiye'de askeri darbe yapılamaz nokta. Bakın yapılamaz. İsyan başka bir şeydir. FETÖ'cülerde gördüğümüz gibi. Kalkışma başka bir şeydir. Elinde silah olan herkes bunu yapar. O başka bir iş. Darbe başka bir iş. Çünkü darbe meselesinde ambargo yemek var, soyutlanmak var, bir sürü iş var. Bunun önü biz ne zamanki NATO'ya girdik, askeri müdahaleler, darbe düzeyindeki bu müdahaleler, içerideki 12 Eylül öncesindeki o çatışmalar meselesinde, iç savaş meselesinde olduğu gibi bunların hepsi ABD ve NATO ile ilgili problemlerdir. Bu yalnızca bizle ilgili değil. Daniel Genser'in kitabını okursanız, NATO'nun gizli orduları kitabını okursanız ki doktora evet. tezidir o. Orada çırılçıplak göreceksiniz. Lüksemburg'da bile müdahale ettiler. Bırakın Türkiye gibi ülkeyi falan. Şimdi NATO ile irtibatlandırdınız bir... ama NATO ile irtibatlandırdınız ama şöyle daha işte Ahmet Bey mesela hatırlattı. Babali baskını dedi. Ondan sonra diğer taraftan yani sadece darbe yani ordunun aktif bir şekilde bir ülkenin kaderini belirleyecek rol alması. Pozitif veya negatif. Rol alması konusunda yani her şey bir kere İstanbul hükümeti ve Ankara hükümeti diye paralel bir devlet, ayrı bir devlet kuruldu. İkili iktidar oluşturuldu. İki iktidar odağı birden oluştu. Mebusan meclisten de aldılar. Ankara hükümetini hükümet kurdu. Ayrıca hükümet kurdu ve bir savaş süreci yönetti. İşte 31 Mart vakası belli. Padişah indirdi. Yani hep bu anlamıyla belli dönem ve bunların bir kısmı kendi içerisinde işte doğru ilerici diye de tanımlandı. Kimileri tarafından işte meşrutiyeti ilan etti. Ya daha şimdi, ne yapsın? Pardon gibi. Şimdi bak. Onun için buralar biraz kafaların karıştığı alanlar, araziler. Soruyu nereye getireceğini anlıyorum. Bakın şimdi çok felsefik bir mesele var. Felsefik mesele bizde gerek Selçuklu'nun, gerek Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu, gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla ortak bir ciddi problemimiz var. Eğer biz denizcilik gücü konseptini benimseyerek bunları kurmuş olsaydık askeri darbeler görülmeyecekti. Biz karacılık gücü konseptine kurgulandık. Bu kurgu bütün dünya tarihine de bakın. Bu kurgudaki bütün devletler bu darbelerle yüz yüze gelmiştir. Bizdeki geleneksel yapı biraz da daha farklı da tabii bir yere gitti. Cumhuriyette olmasın diye uğraşıldı. Ne zamana kadar tekrar söylüyorum? 45'e kadar. Biz 50'den itibaren yeniden müdahaleyi görüyoruz. Vermiş olduğun örnekler bizi getirmeye çalıştığın yer çırılçıplak bir şeyi gösteriyor zaten. Ordunun içine siyaseti soktuğunuz andan itibaren bütün bunların hepsi olur. Geçmişte oldu. Bugün bizde cumhuriyette oldu, bundan sonra da olur. Ne yapacaksınız? Orduyu siyasetten arındırmak zorundasınız. Liyakat esaslı bir sistem getireceksiniz. Atomotelfilerde yükselmelerde. Arındıracaksınız. Bunun yolu yok. Bakın bu ülkenin demokrasi kültürüyle de ilgili bir meseledir. Ordu mensupları dediğiniz uzaydan gelmiyor ki. Bu ülkenin çocukları ilkokul, ortaokul, lisede. Şimdi artık kapattılar liseleri. Yeniden açılacak umuyoruz. O ayrı bir şey de. Şimdi bu çocukları biz buraya getiriyoruz. Liseye getirdiniz. Sonra harp okuluna getirdiniz. Bakınız ben silahlı kuvvetlerde öğretmenlik yaptım. Okullardaydım. Hem Deniz Asubay Hazırlama Okulu hem harp okulunda. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir zaman bu askeri okullarda ne siyasete müdahale, darbe, ihtilal hiç ağza bile alınmaz. Ben kendi dönemimi anlatıyorum. Problem 12 Eylül 80'e kadar gelişteydi büyük problem. Zaten demin ifade edildi. İşte 82 asıl soruların çalınması 1984'tür Yaşar Hoca. Asıl 84 bilinen. Düşünün kim var iktidarda? 84'te kim var yahu? Ordu darbe yapmış. Kendileri göz yumdu. Kenan Evrenler göz yumdu. Daha başka bir şey söyleyeyim size. Bakın.
Göz yumdu değil, farkına varmadı hocam. Ve yani, neyse ben yani, göz yumdu yani, diye söylüyorum. Bakın. Çünkü bulduğu zaman atıyor. 86'da askeri lisedeki operasyonda yapıyorlar. Sonra diyorlar ki itiraf edenleri tutacağız etmeyenleri aynen atacağız diyorlar. Evet. Etmeyenleri atıyorlar. Ama itiraf edenleri tutuyorlar. O adamlar Tuğgeneral rütbesinde işte 94 yılında mezun olarak darbeye katılan adamlar. Aynı, şimdi merhametten maraz doğuyor yani. Öyle, öyle. Şimdi bakın de tabii atmanın da belirli bir dönemde kesildiğini de dikkate alalım yani 2003'ten sonra. Şerhler 2010'dan sonra da kimseye atamadınız. Efendim herkesin yani. Hatası var. Herkesin hatası kimsenin var. Kimsenin ötekinden daha tabii değil. Tabii değil tabii. Bakın, herkesin ama hatası var. Bence tarih... o da komutanım o da çok tehlikeli bir durum. Tabii. Yani o atma şimdi 28 Şubat süreci ve sonrasında belli grupların ya da belli fraksiyonların Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yer almasının önünü kestiniz. Buradan FETÖ gibi yapılar kazanç sağladı. Yani bir de bu boyutu var. Yani şimdi fraksiyonların ordu içinde fraksiyon olmaz. Ya şunu söyleyeyim ya da yani, görüş ya da toplum kesimi diyelim, vatandaş şimdi, diyelim. Ne derseniz. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bakın o dönemde başka hatalar yapıldı. Onları tartışırız ama ordu içinden atılan adamların her biri ya bir hepsi tarikat. Hepsi FETÖ'cü müydü? Hepsi FETÖ'cü değildi. Hepsi FETÖ'cü değil. Ama girişleri de engellendi onların. Yani, hocam bir bitireyim bakın. Yüzlendi. Açın ana iddianameyi. FETÖ ana iddianamesi, çatı davası iddianamesi. Hepsini bakın, okudum ben. 95, 96, 97, 98, 99 yıllarında atılanların %41'i FETÖ'cü. Sonra kesilmiş. Çünkü FETÖ uyanmış. Demiş ki kendinize Atatürkçü maskesi takın. Şimdi olay başka. Evet, onu tamam. Ama atılan insanların, o dönemde atılan insanların her birinin ya bir tarikatla ya bir cemaatle bağı var. Önü kesilenlerin. Önü kesilenlerin. FETÖ yapıyor işte bunu. Bunu yap. FETÖ'nün yapması var. FETÖ'nün yapması var. Daha sonra. FETÖ'nün yapması daha sonra. Etkin olma noktasına geldikten sonra yapıyor bunları. Kurmay şubelerini ele geçiriyor. Belirli yerlere personel geldikten sonra yapıyor. Personel başkanlıklarını ele geçiriyor. Şimdi bakın, şu söylediğiniz dönem çok önemli. Ayrıca paşam. Çünkü her dönem önemli hocam. Yok. Hayır, bu 28 Şubat dönemi tam bir kırılma noktası. Şimdi bu işin bir üst ölçeği var. FETÖ denilen yapının bir ideolojisi var arkasında. Küresel stratejiyle yönetilen. Arkasında Amerika'ya almış. İşte NATO'ya almış. Tam da Soğuk Savaş bittikten sonra o Gladio yapılarının tasfiye sürecinde Türkiye ile ilgili bir karar vermeleri gerekiyordu. Tasfiye mi edilmelidir yoksa bir şekilde devamından yana mı olunmalıdır? Tam da böyle bir dönemde benim iddiam odur ki şekil değiştirdi, el değiştirdi ve bu yapı buna sahiplendi. Oradaki siz birçoğuyla çalıştınız biliyorsunuz. Çok eminim ki böyle olmadığını düşünüyorsunuz. Bunlar böyle Risale-i Nur okuyarak mı tüm general, kor general oldular? Hayır. Bunların birçoğunun mesela Burak Akın çok mücahaz bir örneğidir. Yeni kuşaktır üstelik o. Adamın hiçbir yerde hiçbir bağı yok. Bulmanız mümkün değil. Önünden geçmemiş FETÖ'nün kurumlarının vesaire. Nitekim o gecede gazi oluyor, devlet nişanı alıyor. Belki de en çok güvenilecek adam olacak. Ve bu adam daha sonra bu konturlu telefonlarla aranma süreç kendi kendine gidiyor. Muhtemelen bana göre örgüt de bunu üzerinde bir işlem yapmak noktasında Carlos Suikast'ine benzer. Çünkü en güvenilir adam bu. Yani ya Genelkurmay Başkanı'nın ya Cumhurbaşkanı en yakında olması gereken adam. Aslanlar gibi o gece gazi olmuş. Şimdi dolayısıyla gidiyor diyor ki ben örgüt üyesiyim. İtirafçı çünkü, oluyor. Çünkü ölüm muhakkak. Hangi yolda olursa olsun ona göre. Yaşar Bey şimdi bir bu arada bir cümle söyleyebilir miyim? Kübra Hanım sizin sorduğunuz lazım. Bir soru vardı. Hangi dönemde Eren Bey'in sorduğu bir soru vardı. Şimdi bakın 1921 yılında henüz Genelkurmay Başkanı Bakanlar Kurulu üyesiyken biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde meclis hükümet sistemi uygulandı ve meclis hükümet sisteminin içerisinde de Genelkurmay Başkanı kabine üyesiydi. Bu tarihte bir Sovyet heyeti geliyor. Upmal diye bir adam ve ordunun siyaset dışında tutulmasıyla ilişki yapıyor. Eleştiride bulunuyor. Atatürk ne cevap veriyor biliyor musunuz? Bak, ben kendim uzun süre orduda politikayla uğraştım. Ve kişisel tecrübemden bunun ne kadar zararlı olabileceğini biliyorum. Ve bu yüzden
ordunun tamamen politikanın dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Eğer ordunun politikayla uğraşmasına izin verilirse, bir bitireyim müsaade ederseniz. Tabii. Bu birçok parti gruplarının rahatça kurulmasına yol açar. Bir gün bir kumandan karşıt partiden olan birine bir emir verdiği zaman diyebilir ki bu emrin yerine getirilmesi benim fikirlerim karşısında ve bu yüzden itaat etmek zorunda değilim. Bu ordunun savaşma kabiliyetini hızla azaltır. Atatürk döneminden beri tartıştı. Sorunuza cevap vereyim Eren Bey'in sorusuna. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve Osmanlı'nın tarihini incelediğimizde şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Ordunun siyasetten tamamen arındırıldığı dönem Mustafa Kemal'in dönemidir. İnönü'nün döneminde bile darbe arayışları olmuştur. Mustafa Kemal'in döneminde olmamıştır. Atatürk bunu da olmuştur. Tartışalım. Bu evet. Fraksiyonlar var mı? Klikler var mı? 15 Temmuz olmamalı. Sonrasında orduda olursa baş homojen belası. Bir yapı oluşturma. Hepsini ki konuşacağım sadece ama... Bunu değil, sadece bunu değil. Evet, evet, araya gideceksin ama mutlaka izleyicilerimiz açısından daha ve konuklarımız açısından da bu TSK'nın yeniden yapılanması sözünde dünya ve bölgedeki politik askeri gelişmeler ve bu bağlamda NATO'nun geleceği ve Türkiye'nin güvenlik konsepti. Bu meseleyi de konuşmamız lazım. Çünkü daha makro, daha büyük bir fotoğrafın olduğunu da düşünmek lazım. Mi? Öbür taraftan en fazla konuştuğumuz konulardan bir tanesi, şu an belki gelecekte daha da fazla konuşacağız, o da savunma sanayi meselesi. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde giderek kendine yeten olma çabası, ihracatçı bir ülke olmaya doğru eğilmesi. Yani bu tür şeylerde bir tartışalım ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeniden yapılanmanın tarihi aslında 90'lara mı dayanıyor? Çok daha başka bir background'dan mı geliyor? Onu da bir tartışalım aradan. Hepsini sonra konuşacağız. Çok kısacık bir yere, 2,5 dakika sadece, bir yere ayrılmayın. Gerçek fikrine de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki dönüşümü konuşmaya devam ederken şimdi ben bunu biraz Erol mütercimlerle tartışmak istiyorum. Erol Bey, şimdi bu bedelli askerlik tartışması epeydir var ama Türkiye'de bir tam profesyonel orduya geçilir mi? Zorunlu askerlik hepten kalkmalı mı? Tartışmaları da yapılıyor. Sizce bu zorunlu askerlik hepten kalkarsa iyi bir şey mi olur, kötü bir şey mi olur? Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya? Türkiye'nin bölgedeki durumuna ve bölgenin şu anda karışıklığına, gelecekteki bölgeyle ilgili projelere baktığınız zaman Türkiye'deki bu zorunlu askerlik kalkacak, yerine profesyonel bir ordu askerlik gelecek lafları romantizmdir. Romantizm. Ancak şöyle bizim kullandığımız bir terminoloji var. Sürüngen beyin senaryosu. Şimdi bu profesyonel askerlik ifadesi sokak neyi anlıyor ben bilmiyorum ama sokağın anladığıyla ordu mensuplarının anladığı, konuştuğu lisan farklı bu konuda. Şimdi bu bir, iki. Bu askerlik meselesi bizde 2. Mahmut'tan beri bir türlü yerli yerine oturtulamadı. 2. Mahmut da ilk defa bizde askerliği belirli bir yıla bağlayan ilk yasa diyeyim, çıkartan padişah. Biz 2018 bir türlü şu askerlik işini yerli yerine oturtup beceremedik. Daha önceki siyasal iktidarlarda da bu bedelli meselesi işte işin içine geldi, girdi, yığılmalar oldu. Bu neyi gösteriyor? Bir sistemsizliği, işte siyasi hükümetlerin bu konudaki yeteneksizliklerini, bir türlü yerli yerine kısacası oturmadı bu iş. Ha, bundan sonra nasıl bir şekle şemaile girer, ne olur? Gerçekten bu konuda yani bir görüşüm yok, bir fikrim yok. Çünkü ortaya çıkmış bir şey yok. Ortaya bir metin çıkarmış olsalar o metne bakacağız, diyeceğiz ki şu kararı vermişler, diyorlar ki şimdiye kadar birikme işte şunu 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 yapacağız, bundan sonraki kararımız budur, bunu sürdürüp götürelim. Siz askeri liselerinizi kapatmışsınız, harp okullarınızın ne olacağı da belli değil. Peki senin subayın nereden yetişecek, o ne olacak, ne bitecek, bu eğitimleriniz nasıl olacak? Şimdi önümüzde bir tane bir şeyimiz var, işte bir üniversitemiz var. Onu bile yerli yerine oturtmadık, yapısının ne olacağını bilmiyoruz. Ha, geçmişteki iyiydi demiyorum. Geçmişteki iyiydi demiyorum. Çünkü geçmişte de harp akademilerinde bir takım ders veren şahsiyetlerin nedenli şahsiyetsiz olduğunu da biliyoruz. Bir tane, iki tane küçük örnek vereyim. Özür, meclisten dışarı.
Ha, yaşa. Yok. Şimdi tam işte senin ismini ifade ederek örnek verecektim ki olduğun dönemde bildiğin birisi var diye. Tam evet. Onu anlatacaktım. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde yardımcı doçent. Harp Akademilerinde ders verdirdiler. Profesör ünvanıyla ders verdi. Biliyorum örneği. Bak şimdi. Kemal Yavuz Işıklar içinde uyusun. O zaman orada o. Ben bunu Habertürk'te o zaman program yapıyorum. Orada dile getirdim. Ya dedim böyle böyle birisi var. Ders verdiriyorsunuz burada diye. Bana hemen aradılar. Nasıl yaparsınız bunu dedim. Toktamış Hoca'ya sorduk dediler. Toktamış Ateş Hoca ki benim tez danışmanım Işıklar içinde uyusu dünya güzeli insandı. Efendim o referans olduğu için dediler biz hiç araştırma gereği duymadık. Bakınız bu şahsiyet sonra Kemal Yavuz generalle birlikte televizyon programları yaptı, gazete yazılar. Şimdi bu örneklerden birisi. Başka bir örnek vereyim. Hiçbir zaman orada sosyalist kimliği bilinen bir subay hocalık yapamadı. Ya da sol bilmem ne diye bilinen birisi kolay kolay yapamadı. Ama faşist yaptı, Türkçü yaptı. Bakınız. Bu tarafa gelince dolayısıyla geçmişte de iyiydi değil, böyle bir şey değil. Şimdi buradan ortak bir akıl artık öyle bir üretilmeli ki bir daha bu hiç tartışılmamalı. Hiç tartışılmamalı. Bakınız bu tartışmalar şöyle bir yere gidiyor. Kütahya-Eskişehir muharebelerini yaptık. Yaklaşık olarak 34 bine yakın bizim askerimiz firar etti. 32.300'ü diye yazar Genelkurmay'ın kaynakları silahlarıyla firar etti. Ondan sonra İstiklal Mahkemeleri niye kuruldu diyorsanız işte baş sebebi budur. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu bize çok çırılçıplak bir şeyi anlatıyor. Sistemi kuramamışsanız, yerli yerine oturtamamışsanız, disipline edememişseniz, eğitimi verememişseniz, çağdaş kafa oluşturamamışsanız sürekli olarak değişikliklere gideriz. Ben 1980, işte 78'liyim ben. O günde bu iş konuşuluyordu orduda. Üstelik de darbe yapılmış. O günde bu iş konuşuluyordu. Profesyonel ordu mu? Bugün de, efendim? Bu iş konuşuluyor dediğiniz hayır, şey? Hayır yani ordunun bu yapılanması yine bedellisi. İşte onu öyle mi yapalım, kaç yıla çıkartalım, süresini azaltalım, eksiltelim, fazlalaştıralım. İşte üniversite kaynaklı alalım. Ben üniversite, o dönemin 74'te karar verilmişti. Üniversite eğitim öğretimi yapılması diye. Çok da iyi bir projeydi. Ama Kenan Evren geldi. 12 Eylül askeri darbeden sonra ilk yaptığı uygulama bunu ortadan kaldırmak oldu. İyi mi yaptınız? Subay niteliğini ne kadar düşürdünüz? Halbuki harp okulları dünya standardına gelmişti eğitim öğretim. Olağanüstü bir eğitim öğretim veriliyordu. Ama dedi ki karargâhtaki eski subaylar abrayamıyor. Bunlar anarşist olarak geldi. O kısmı da doğruydu tabii. Üniversitelerden büyük bölümü anarşist olarak dönüldü. O başka bir iş. Dolayısıyla uzun sözün kısası, çok fazla uzatmayayım meseleyi, şöyle noktalayayım. Evet bu kangren doğru, bu askerlik meselesi ciddi biçimde kangren. Bunun bir şekle şemale sokulması lazım. Ama bu profesyonel orduya gidiş, bu da siyasetçilerin, bir takım gazete köşe yazarlarının çok hoşuna gidiyor. Ama bu son derece romantik bir cümle, gerçekle bağdaşmıyor. Gerçekle bağdaşmıyor. Profesyonel ordu meselesi. Profesyonellik çok başka bir iş çünkü. O çok ayrı bir iş. Çok teşekkürler. Çetin Erçetin'e bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Tabii. Şu harp akademileriyle ilgili öyle şeyler söylendi ki ben orada öğrencilik yaptım. Hayatımdaki analitik düşünceyi bir ölçüde evet. Oraya bağlayayım. Onu konuşmuyorum. Onu söylemiyorum. Bazı başka ideolojilerdeki hocaları... Onu söyle. Bir bitireyim müsaade ederseniz de. Öğretmenlik yaptım, plan program şube müdürlüğü yaptım, komutanlık yaptım. Kısa sürede olsa tutuklanmadan önce kurmay başkanlığı da yaptım. Yani komutanlık hariç orada hepsini yaptım. Yani orayı benden daha iyi bilen bu silahlı kuvvetlerde az insan vardır. Vardır belki ama az insan vardır. Şimdi de derse gidiyorum orada. Yani orayla ilgili eleştiriler yanlar vardı. Ben içindeyken de eleştirmiştim. Üniversite olmasını da savunanlardan birisiyim. Çünkü orada siz kadrolu profesör, doçent barındıramıyorsunuz. Öyle bir problem vardı. Üniversite kurulursa belki bu problem çözülür diye
baktığım için söylüyorum bunu. Ayrıca oradaki öğrencilerin tez danışmanlığını yapacak yine doçent, profesör kadronuz yok. Yani dışarıda üniversitelerde var da ne oluyor, o ayrı bir konu. Ama ben bilimsel bir gerekçeyle üniversite olmasını savunanlardan birisiyim. Ama Harp Akademilerinde çok düzgün, çok sağlıklı dersler verilmiştir. Mesela Milli Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi dışında diğer akademilere pek öyle sivil öğretmen gitmezdi eskiden. Çok azdı onların konferans konusu. Ama bu iki akademi, özellikle Milli Güvenlik Akademisi açıkken, derslerinin %80'i sivil dersti zaten. Oraya da mesela komutanım bana emir vermişti. İstanbul'da hangi konunun birinci derecede uzmanı kimse onu lütfen getir demişti. Evet, güvenlik soruşturmasıyla ilgili bazı problemler o zaman da vardı. Çünkü Genelkurmay'ın gidip onayını alırdınız. Ben onayını almadan da getirdiğim için gidip komutana söyleyip o da sorumluluğu üstüne almıştı. Olsun demişti. Bunu sonradan çözeriz demişti. Arada böyle yanlışlıklar olmuştur. Ama yani çok büyük bir özenle oradaki eğitimin yürütüldüğünü bilen birisiyim. Bu adamların ahlaki olarak subaylık dışı davranışlara yönelmeleri, soru çalmaları, işte bu tür şeyler yapmış olmaları oradaki eğitimin kalitesiyle ilgili insanların kafasında çok büyük soru işaretleri de yaratmamalı. Çünkü dünya ölçeğinde bir ordumuz vardı bizim. Kötü yönetimler ve hatalar yüzünden bu adamlar bu hale geldi. Onların içinde de liyakat dediğimiz zaman sadece donanım değildir liyakat, artı meşruiyettir. Bu adamların bir meşruiyet sorunu vardı ama donanımları konusunda önemli bir kısmı için ben 3 sene akademi komutanlığı yaptım. Birinci, ikinci mezun olanlara bakıyorum, hepsi FETÖ'cü. Ama şimdi herhangi bir okula gönderin onları, yine birincilikle mezun olurlar. İsterseniz Boğaziçi'nin üniversitesine liyakat gönderin. Liyakat da tek bir kriter olamaz. Yani liyakatin anlamını biz tam oturtamıyoruz Eren Bey. Liyakatin içerisinde donanım, bilgi, beceri vardır, artı meşruiyet vardır. Biraz önce İş Hizmet Kanunu yönetmeliğinin 86. maddesinin A fıkrasını okudum. Efendim müdahale etmeyin diyorum ama yani müdahale edeceğim. Hocam bir saniye. Cumhuriyete, yurda ve millete bağlılık. Orada eksiklik varsa adam çok iyi profesör olabilir ama hain olabilir. Ayrı mesele yani. Liyakatı taçlandıracak şey sadakattir. O sadakat sadakatten ziyade hocam meşruiyettir. Hayır, niye sadakat? Meşruiyettir. Niye sadakat? Tabii, çok önemli. Millete, bu toprağa. Şiddetle itirazım şu. Hangi noktasında? Şiddetle itirazım şu. Türk ordusu solcudan nefret ediyor. Nefret etti, nefret ediyor. Türk ordusu solcu diye bildiği subayını, as subayını hızla dışarı atarken içeride maalesef işte bu ahlaksızları tuttu. Ondan sonra da başımıza bu 15 Temmuz meselesi geldi. Ben kendi sicil dosyamdan biliyorum ne yazıldığını. Ergenekon davasında da cart diye önümüne geldi. Görüldü. Kemal Tok amiral, Allah işini rast getirsin, hala hayatta. Tüm amirallikten. Okul komutanıyken o açtı dosyayı, önüme koydu. Dosya ne diyor biliyor musun? Her gün Cumhuriyet Gazetesi'ne gelir virgül. Solcudur, sosyal demokrattır virgül, komünisttir, takip edilmesi gereken subay. Allah cezanızı versin sizin. Sosyal demokrat olup da komünist nasıl oldu bir insan? Solcudan nefret etti. Sevmedi. Hocam o ayrı bir konu ama. Bu silahlı kuvvetlerin genel yapısıyla ilgili eleştiri. Evet. O eleştiriyi ben de yaptım zaten. Çok yani yani şimdi, 12 Eylül'ün bu kafasının bakın, ürünüdür yani. O dediğiniz doğru. Ama mesela Kemal Yavuz dediğiniz zaman müthiş entelektüel bir kafadır ve çok şey öğrendim kendisinden. Hiç itirazım yok. Ama şimdi yani. Yaşar Hoca'nın da daha sonra ismini söylediğinde çok iyi bildiği şahsiyeti. O işi ben de biliyorum. Şahsiyeti. Hiç isim vermiyorum. Yok, hayır, ben de yok. Biliyorum onu. Bakın şimdi aynı Kemal Yavuz general taşıdı şahsiyeti. Aynı Kemal Yavuz. Uyardığımız halde. O bir tane örnek değil. Sizin döneminizde toparlanmış olabilir. Bir şey demem. Ama ben
kaç tane isim ben isim Kemal Yavuz sayarım. Döneminde de çalıştım. Kemal Yavuz Paşa sayarım. Döneminde de çalıştım. Yani... Uzun sözün kısası. Geçmişte yapılan hatalar var. 12 Eylül dönemi hiç artık bunları anlatmak istemiyorum. Çünkü ben askeri darbeler üzerine çok çalıştım. Çokça 13 yıl araştırma yaptım. Öyle az buz değildir. Bunun için şimdi ne oldu ne olmadığını siz biliyorum. Siz o yaptınız 3 nüsa. Kitap o kitap işte. Kitap o kitap. O kitap. Ergenekon davalarında konu olan o kitap işte. Peşine düştükleri. Ondan sonra yaktık onun tamam her şeyleri yaktık fotoğraflar yeniden dahil olmak. Yeniden yazmayı düşünüyor musunuz? Efendim? Yeniden hayır. Yazmayı düşünüyor hayır. Musunuz? Niye? Ben mahkemede de söyledim. Kendi kalemimle içinde 16 yıl subay olarak iftiharla, onurla, gururla çalıştığım bu kuruma kendi kalemimle zarar vermem kardeşim. Kendi kalemimle zarar vermem. Çünkü demokrasi konusunda hiç kimse samimi değil. O kitap yakmamızın sebebi o benim. Hiç vermem. Hiç lamacım yok. Mezara gidecek o bütün hatıratlarda. Şöyle toparlayayım o zaman söylediğim sözü. Geçmişten örnek alınsın. Şimdi kurulmuş Milli Su Akademi Üniversite doğru düzgün çağdaş anlamda yapılsın. Şimdi Çetin Erçetin bu akşam çok az konuştunuz. Şimdi bu zorunlu askerlik kalkar mı kalkmalı mı tartışmasını şu perspektiften soracağım. Tabii Türkiye'de bir her Türk asker doğar. Askerliğe atfedilen büyük bir anlam var. Ordu böyle millet, bir, ordu devlet. Evet, böyle bir toplumda zorunlu askerlik gerçekten kalkar mı? Tam anlamıyla bir profesyonel askerliğe geçilir mi? Bu iyi olur mu? Toplumda nasıl karşılanır? Şimdi tabii öncelikle Soğuk Savaş yıllarından sonra Türkiye'nin artık hızlı bir şekilde bir dönüşüme gitmesi gerekiyordu ordu içerisinde. Bu PKK ile mücadele, daha sonra işte Irak, Suriye, Ermenistan sınırı ve İran sınırı. İran sınırı da büyük ölçüde uzunca bir zaman sıkıntılı ve tehdit oluşturacak unsurlarla doluydu. Fakat bu konuda 90'lı yıllar, gerçi değerli komutanım o dönem görev aldığı için o daha iyidir ama bu yeterli seviyeye ulaştırılamadı, getirilemedi. Ben Doğu ve Güneydoğu'da yaşadım. Kendi çıplak gözlerimi de söyleyeyim. Maalesef birçok çatışmada, birçok olayda profesyonel askerin olmayışından kaynaklı çok ciddi zayiat, çok ciddi kayıplar verildi. Hatta ki son dönemde operasyonlarda buna bitirildiği geleceğim. Söyleniyordu. Fakat tabii son zamanlarda şöyle bir şey var. Türkiye'nin artık çok ciddi bir geniş coğrafyada ajandası var. Yani işte Suriye'de askerimiz var, Lübnan'da askerimiz var, Kosova'da var, Bosna'da var, Azerbaycan'da eğitim amaçlı var, Gürcistan'da eğitim amaçlı var, Afganistan'da var, Irak'ta farklı alanlarda ve çok stratejik noktalarda tam 14 noktada asker var. Dolayısıyla bu kadar farklı bir alanda, bu kadar farklı noktalarda geniş bir ajandaya sahipseniz çok hızlı bir şekilde profesyonel orduya geçmek zorundasınız. Peki buna imkanlar el veriyor mu? Bunu bir anda yapamazsınız. Çünkü bir taraftan da işte sabahtan beri hep dile getirdiğimiz bir şey var. O da Türk halkının işte yasalarla sivil asker ilişkileri her geçen gün düzenlenmesine rağmen belli uygulamalarla işte özellikle AK Parti döneminde belli standartlar getirilmeye çalışılsa da işte Kopenhag kriterleriyle Milli Güvenlik Kriteri, Milli Güvenlik Kurulu gibi kuruluşlar biraz daha siyasetin dışında itilse de günün sonunda toplum ve siyasetçi Türkiye'de orduya saygı duyuyor, komutanlara saygı duyuyor. Şimdi böyle bir toplumda kutsiyeti olan bir yapı, işte peygamber ocağı diyoruz, her Türk asker doğar diyoruz. Herhangi bir olay olduğu zaman herkes askeri kamuflajları giyip savaşa hazırız diyebiliyor. Bu çok mu kolay? Çok kolay değil. Ama gerekli olan şey, doğru olan şey alanda, sahada çok hızlı bir şekilde modern teçhizata sahip, hareket kapasitesi yüksek bir orduya sahip olmak. Ama tabii bu peyderpey yapılacak bir şey. Şimdi bir de Anadolu'da şöyle bir şey vardır. İşte askere çocuklar gönderilir, kınalar yakılarak gönderilir. Bundaki temel mantık da işte evinde çocuk yetişmiştir ama kendi ayakları üzerinde durabileceği bir okul olarak da görülür. Hatta işte birçok insan farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan, illerden insanlar bir araya gelir. Ortak değerlerin olduğunu öğrenir. Aslında bizde ordu sadece işte çocuğun eline silah verip git nöbet bekle mantığıyla eğitim yuvası bir vatandaşlık eğitimi. O da bir kişilik eğitimi. Evet. Bir kişilik eğitimi belirleniyor. Orta Doğu'da da İsrail ve Türkiye'nin dışında hiçbir ülkede bizim gibi bir ordu sistemi yok. Onun dışında bütün ülkelerde paralı askerlik var. Ama ciddiyet açısından baktığınız zaman uzun yıllar Orta Doğu'da yaşamış bir gazeteci olarak söyleyeyim.
Hangi işte Irak'tan da baksanız, Suudi Arabistan'dan da baksanız Türk ordusunun her zaman içinde bulundurduğu bu ruh hali çok önemli bir caydırıcılık özelliği taşıyor. Yani diyorsunuz ki zaman içinde belki yapılabilir ama bu zaten hemen olacak bir şey değil. Psikolojik açıdan da ama pek mümkün değil. Bu psikolojik olarak çok kolay değil. Yapılamayacak bir şey değil ama şu anda zaten sahada özellikle işte Suriye sahasında ve Irak sahasında zaten özel kuvvetler var. Dolayısıyla komandolar, özel kuvvetler kullanılıyor. Yani şu an işte çok kısa dönem, uzun dönem askere giden askerler zaten çatışma alanlarına sokulmuyor pek fazla. Dolayısıyla aslında vitrinde baktığımız zaman geniş bir askeri kadroya sahibiz ama çatışma alanlarında ya da riskli bölgelerde zaten özel kuvvetler ve eğitimli askerler bu konuda aslında yapılan planlamaları Bülent Aydemir yakından takip ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanlığı'na başta bedelli askerlik olmak üzere askerlik süresi, işte ordunun yapılanması, yeni terfi yapılanması, bütün bu modeli yeniden çalışmalar için bir talimat verdiği söyleniyor. O talimatın detaylarında ne var? Gerçekten böyle bir zorunlu askerlik kalkar mı? Tam profesyonel askerliğe geçilir mi? Ankara'da neler konuşuluyor Bülent? Vallahi şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bu yeniden yapılandırma yeni değil. Yani aslında yapılıyor. Ben şimdiye kadar konuşmacılar da dinledim. Gerçekten çok değerli fikirler. Ama biraz da uzman, asker uzmanların alanına girmiş olacağım. Bununla ilgili çalışmalar Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde başlatıldı. Hatta ben unutmuş olanlar için söyleyeyim. Mehmet Dişli biliyorsunuz bu işin başındaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasının çalışmalarının şu an tutuklu görevi ona verildi. Olan, evet, darbeci, FETÖ'cü. 2008'de bir rapor hazırladı. Raporu hazırlayanların ikisi de şu anda içeride. Şunu söyleyeceğim. Yani bu aslında silahlı kuvvetleri yapılandıralım değil. Onu nasıl engellerizdi bana sorarsanız bu çalışma. Ama işte bir yerinde FETÖ her yerine dahil olduğu gibi bu şeylerin çalışmaları. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani Çetin Er güzel bir noktada bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılanma kaçınılmaz. Aslında şu anda bile dönüşüyor. İlle bunu böyle oturup şeye yazmanız gerekmez. Tabii ki yazmanız gerekir de. Ama yapılanma başladı, kaçınılmaz. Zaten tehdidin tanımı değişti. Dünyadaki artık harbin yüzü değişti. Savaş demiyorum, harp. Özellikle bunu kullandım. Şöyle açayım biraz. Şimdi bir kere doktrin oluşturacaksınız bunu yapabilmek için. Doktrinlerde işte altyapıları kuruldu. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi. Ben de naçizane bir gazeteci olarak bunları yazdım. 2010'daki belge, 2015'te işte meskun mahal çatışmaları, ayaklanmaya karşı koyma stratejisi, legal görünümlü illegal yapılar, bu FETÖ yapılanması, FETÖ ve benzeri yapılanmalar 2015 belgesine girdi. Şimdi bundan sonra bu 5 yılda bir yenileniyor ama ihtiyaç olduğunda bunlar yeniden yazılabiliyor yani kısa aralıklarla. Bunun tabii alt belgeleri var. Askeri güvenlik strateji belgesi. Buradaki yeni tehdit tanımlarını alırsınız. Ta en aşağıya kadar teknik, taktik, prosedürlere kadar indirirsiniz. Şimdi dönüşümde bir kere teşkilat yapısının değişmesi lazım. Bu kaçınılmaz. Burada uzmanlarımız da bilirler bunu çok yakından. Yeni bir eğitim anlayışı, yeni talim terbiye anlayışı ve en önemli konu da personel yapılanmasıdır. Buna ayrıca değineceğim. Malzeme, teçhizat, silah, liderlik anlayışı, komutan yetiştirme, subay ve kurmaylık anlayışı. İşte o yüzden harp akademilerinin kapatılması çok önemlidir. Onun yerine tamam bir üniversite kuruldu, bir akademik birim kuruldu ama buralar, bu kurmay havuzu çok önemlidir ordular için, silahlı kuvvetler için. Burada beyin takımını, komutanlar yetiştirirsiniz, liderler yetiştirirsiniz. Şimdi Suriye meselesine gelirsek, artık harbin yüzü değişti, işte vekalet savaşlarından söz ediyoruz. Hibrit savaşlardan söz ediyoruz. Böyle hantal ordulardan değil, modüler ordulardan söz ediyoruz. Yani işte karşınızda bir birlik düşünün, 150 tankı var, sizin elinizde 50 tank var ama elektronik haberleşmesini karıştırarak o 150 tankı bertaraf edebilirsiniz. Sadece bu da değil, ordunun kıvrak ve esnek olmasını söyledik. Onun dışında işte ağ merkezli harekat var, bilgi harbi var. O ekonomiyle ilgili mesela ekonomik saldırılar var. Şu anda borsadan söz ediyoruz, finanstan söz ediyoruz. Finans kuruluşlarının verdiği işte notlarla ekonominiz bir anda böyle baş aşağı gidebiliyor. Bunlardan söz ediyoruz. Yani savaş ve harp artık dünyada çeşitlendi. Çok katmanlı, çok boyutlu, çok aktörlü bir hal aldı.
İşte Suriye'de bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir terör örgütü. Bütün bunlar aslında Türk yetenek Silahlı kazandı. Kuvvetlerinin de biraz daha uzmanlaşması kesinlikle ve profesyonelleşmesine götürür. Ama peki erler için o geleneksel zorunlu askerliğin kalkması gündemde mi? Gerçekten böyle bir şey tartışılıyor mu? Şöyle, bu Mehmetçik ve Peygamber Ocağı şeyi çok önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri sadece para alıp gidip işte sınır ötesi operasyon yapan, savaşan unsurlar değildir. Yani Türk halkının gözünde Mehmetçik Mehmetçiktir. Uzman da olsa Mehmetçiktir. Uzman olmasa da Mehmetçiktir. Dolayısıyla ben bunun profesyonel orduya geçirince tamamen kopacağını düşünmüyorum ama bir ara formülle tabii bu iş çözülecek. Bir yandan modern yeteneklere kavuşacak. Artık az önce de ifade ettiğim gibi yetenek tabanlı bir ordu yapısı olacak ki şimdi çok lafı uzatmak istemiyorum. Şu anda Irak'ın kuzeyine icra ettiğimiz harekatta o dağlık araziyi aşarak sınırın 35 kilometre açığına düz alanda PKK'yı baskılıyoruz orada. İşte bir Kandil harekatından Sincar, Karaçok Dağı harekatından söz ediliyor. İnsansız hava araçlarını kullanıyoruz. SİHA'ları kullanıyoruz. Sinyal istihbaratını kullanıyoruz. Telsiz kestirmelerinden, yani hareket ettiği an İHA o telsiz haberleşmesinin olduğu bölgeye yönleniyor ve kafasını kaldırdığı an teröristi yerinde imha edebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bir bedelli konusuna gelince bununla ilgili bir geçiş ya da kalıcı bir formül düşünülüyor. Şimdi birikmiş bir askerlik yapması gereken büyük bir kitle var. Yani 4,5-5 milyon. Ciddi bir talep vardı seçim tabii öncesinde. Şimdi bunları eritmek de gerekir. Bunlar hayata atılmışlar, işte üniversite okumuşlar, iş hayatında olan var, bir şekilde uzatmışlar, işte bakaya olan var, askerlikten işte raporla askerliği ertelemiş olanlar var. Bunun bir kere eritilmesi lazım. Yani bedelli talepleri aslında o kadar da karşılıksız değil. Kalıcı olmaktan kastınız. İşte askerlik süresinin kısaltılması evet, gibi mi? Yani hesaplamalara göre her sene 500 bin kişiye askere alsanız ya da her cep döneminde diyelim her dönemde 9-10 yılda ancak eritebiliyorsunuz bunu. Dolayısıyla bunun için önce bu kitleyi bir eritmek lazım. Sonuçta hayatlarına devam edecekler. Onun dışında askerlik süresini ama şeyi bozmadan... bu az önce söylediğim o Peygamber Ocağı halkla gönül bağı etkileşimini bozmadan bir zorunlu askerlik hizmeti bu işte 12 ay olmaz 6 ay olur belki daha da kısa olabilir. Bunu koyup tabii bu aşama aşama olacak bir şey. Bunu yaptıktan sonra işte belli bir bedel ödeyerek belki bunu da yapmadan yani temel hizmeti bile yapmadan kalıcı hale gelmek gibi getirmek gibi bir formül düşünülüyor. Zaten hani icra edilen harekatlara baktığınızda topyekun bir savaştan değil, işte Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin en son yaptığı Zeytin Dalı harekatında 1000 kadar profesyonel asker sahada görev yaptı. Yani aslında zorunlu yani 5500 değil, gönüllü askerliğe geçilmesi yaptık. Mi tartışılıyor? Böyle diyebilir miyiz? Tabii şimdi bir yandan ordu modernleşecek, yeni yetenekler kazanacak, daha hızlı, daha modüler olacak. İşte havadan indiriyorsunuz, düz ovada artık şu an dağlık arazide değil. Düzova'da teröristi baskılıyor. Orada operasyon yapıyor. Bir yandan da zorunlu askerliği devam ettirerek işte peki dünya örnekleri var. Tesadüf mü? Bunu Yaşar İsrail'e onu sormak isterim. Şimdi düşünüyorum profesyonel orduya geçiş tartışmalarının tartışma babında mazisi biraz daha eski. Ta 90'lara uzanan bir şey ve hep bir peyderpey altyapısının oluşturulması da söz konusu. Bu kamuoyunun önünde olmadı çünkü çok daha teknik ve içeride bir şeydi. Fakat geçiş tarihi, ya bunun daha sıcak bir noktaya geldiği süreç, şimdi ordunun en aktif çatışma dönemi 90'lı yıllarda ülke içinde, sınır içinde. Zaman zaman sınır ötesi operasyonlar var ama kendi bünyesindeki bir mücadelenin sürdüğü bir şey. Fakat şimdi Suriye'si, işte Irak'ı vesairesiyle bazen uluslararası görevlerle birlikte sınırın ötesinde yürüyen bir sürece geçildi. Sınırın ötesinde yürüyen sürece geçilmesiyle birlikte profesyonel ordunun sıcak bir hale gelmesi, içeride olduğu zaman ise halk tabanının da bu süreçte katıldığı bir şeyin tercih edildiği bir yapıda olması. Şimdi yani bu biraz tesadüf mü? Çünkü bunu şunun için soruyorum açmak için. Diğer mücadelede halkın kendi çocuklarının da o işin içerisinde olması onların aslında konunun her anlamı tarafı bir anlamda doktrin olduğu bir süreç. Böylesi bir işlevi fonksiyonu var ama dışarı çıktığınız andan itibaren bu iş biraz terse dönmüş. Amerika yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi profesör orada anlamında Irak'a gittiğinde içeride bir basınç oluyor.
Çünkü o yurt savunması gibi bir algılanmıyor. Evet. Onun için askere göndermemek gibi tavır da alınır zorunlu askerlikte. Şimdi bu anlamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO çerçevesindeki görevlerini de düşünürsek, bölge politikalarını da düşünürsek, güvenlik doktrini, Türkiye'nin güvenlik doktrini mi değişiyor? Yani Soğuk Savaş'ın savunmacı, yurt toprağını koruyan doktrininden sınır ötesine doğru çıkan bölgesel yeni bir güvenlik politikasına mı geçiliyor ve bundan kaynaklanan profesyonel orada bir ihtiyaç? Şimdi burada birbiriyle uyumlu olmayan kavramlar var. Yani çok önemli bir şeye değiniyorsun aslında ve Amerika örneği çok önemli. O yüzden yani biz paralı askerlik, zorunlu askerlik kavramları Amerika için taşıdığı anlam başka bir şey, bizim için başka bir şey olur. Evet. Ona paralı askerlik de denmez. Yani tabii. Şimdi bizim sınır ötesi operasyonlarımız falan bizim aslında sınır içi operasyonlarımız kadar önemli ve bizim ulusal sınırlarımız yaşadığımız bu bir dizi güvenlik problemleri nedeniyle sınırlanmayacak kadar genişledi bizim güvenlik sınırlarımız. Yani Suriye'de, Irak'ta falan bir gönüllü tercihin sebebiyle orada değiliz. Bir zorunlu tercihti, bıçak kemiğe dayanmıştı. Yani müttefik dediğin, NATO'nun içinde ağababalık yapan bir aktör, üstelik dünyaya küresel terörle mücadele ettiğini doktrine eden bir yapı, açıkça bir terör örgütünü silahlandırdı, üniformalandırdı, lojistiğini, zihnini, aklını verdi. Türkiye'nin her türlü uyarısına rağmen durduramadınız onu. Sonuçta iki tane harekatla buradaki ağırlığınızı, kararlılığınızı göstermek zorundaydınız. Bu bir gönüllü tercih değildi. O yüzden de hem Fırat Kalkanı ve en son en canlı olanı Zeytin Dalı harekatında büyük bir bütünleşme oluştu. Yani bu çağda hiçbir şey yapamayan Mehmetçi'ye çorap ördü. Bilmiyor muydu onun ihtiyacının olmadığını? Biliyordu, oradan bir gönül kanalı açmak istedi. Onun için yaptı bunu. Yani o sınırdaki desteği, akın akın insanların gitmesini hatırlayalım. Dolayısıyla bu Amerika'daki paralı asker profesyoneliğe geçiş, sınır ötesi operasyonlar yapacağız. Tam da bu anlamda zamanlama falan. O bize uymaz değil mi? Kesinlikle. Evet. Biz zaten bundan sonra da hiç yapmayacağız ki vatan savunması oralardan başlıyor. Başka bir şekilde bir yerde bir ajandamız olmayacak. Bir yere işgalci olarak gitmeyeceğiz. O zaman bu ordu Mehmetçik olmaktan çıkar. Bu ordu o emperyalizme karşı verdiği mücadeleyle yoğrulmuş tarihi misyondan uzaklaşır. Verdiğimiz mücadele de esas itibariyle siyasi iradeyle de askeri iradeyle de tamamen varlık ve yokluk meselesi. Yeni bir sürece geçiyor. Dünya, Türkiye bu noktada kendi pozisyonunu kıymetlendiriyor. Ama ne yapıyor? En basitiyle söyleyelim. Saygı görmek istiyor. Bitti diyor Soğuk Savaş'ın asimetrik ilişkileri. Bana saygı duyacaksın. Cüsse hesabı da yapmıyorum. Bana dayatamazsın. Dolayısıyla bunu siz isteseniz de istemeseniz de bu topraklar kabul etmez, bu millet kabul etmez. Böyle bir genetiği var. Gerideki büyük bir ecdat birikimi var. Bu açıdan çok özeldir ve biriciktir buradaki ordu davranış biçimi. Ondan sonra bütün özünden kopartırsınız bütün o değerleri ve anlayışı. Böyle bir noktadan süzülüp geliyor. Bunu fark eden bir Maduro'yu görüyoruz ya Venezuela'da. Günlerdir Türkiye için çırpınıyor adam. Tam bir anti-emperyalist. Yani buradan Türkiye'nin solcularına duyurulur. Bir baksınlar. Biz neyle mücadele ediyoruz? Neydi bugüne kadar yaptığımız? O açıdan solcularına derken Yaşar Bey hoca efendim, size baktı üstüme abi. Üstüme alın, üstüme yani. Alınmıyorum. Ben Kemalistim. ben anti-emperyalistim. Musalla taşına yattığımda da yine anti-emperyalistim diye bağıracağım imama. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada aslında bütün bu yapılanmalarda Türkiye'nin bu koyduğu hedef, işte siz arada dediniz ya, atıf yaptınız sonra konuşuruz diye, bu milli savunma sanayindeki çabalar. Evet evet, o hatta oraya geçin. Çünkü siz de şimdi, dediniz ki bana saygı duyması gerekir diyorsunuz dışarıda, ama bu aynı zamanda ordunun da silahlı kuvvetlerin de kendine yeter, dışa bağımlı olmaktan kurtulmasını kesinlikle gerektirir. Sadece ordu şimdi değil. Türkiye milli savunma sanayine büyük yatırım tabii yapıyor. Bu bölgedeki dengeleri, işte büyük güçlerin TSK'ya bakışını nasıl etkiler? Bunu da şimdi, konuşalım. Tabii bu aslında hani o bıçak kemiğe dayandı.
yüzleştiniz, yoksunluğunu, eksikliğini gördünüz. Bir anlamda sizi muhtaç ettiler ona. Kötü komşu insanı muhasaydı yani yapar. Parasını verdiniz, vermediler. Üstelik size teknoloji de, siz de lazım. Yıllardır bundan sizi uzak tuttular. Dolayısıyla bu konuda Türkiye 20'lerden %68'lere çekti yerlilik ve millilik oranı. Tamam, ama bu bütün Türkiye'nin aslında bütünü için işte beka sorunu bu. Türkiye'nin teknoloji açığını gidermesi, teknoloji bağımlı ülke olmasında büyük ideallerimiz var. Hedef koyuyoruz, ele avuca sığmıyoruz, dinamik bir yapıyız, ama bunu başarmak için mutlak surette bu teknoloji açısından bağımlılığımızı mümkünse ortadan kaldırmak, en aza indirmek zorundasınız. Enerji bu konudaki çeşitliliğiyle ve dışa bağımlılığıyla teknolojiyi almak ve üretmek ve geliştirmek koşuluyla nükleer enerjideki mesela durumunuz. Bütün bunlar bir bütünlüklü yapı. Orduyu buradan ayıramazsınız. O açıdan bu geldiğimiz noktada kurumsal, Türkiye yeniden kurumsallaşma sürecindedir bana göre. Bu özellikle 15 Temmuz arifesinde bunu net saptayalım. O gecenin karanlıktan aydınlığa dönüşüyle birlikte kör iyimserlik yapmayalım. Çökerttiği birçok şey oldu. Bir kere bir nesli ne hale getirdiğini gördük. 30 yılda yetişir. İkincisi bütün kurumlara aslında hangi özelliğiyle tahribat yapmıştır, oraların hep yerli ve milli karakterini köreltmiştir. Bir yığın örnekleriyle bunu görüyorsunuz. Peki. Şimdi yeniden bu sistemle bu kurumların güçlenerek ve birbiriyle bir balık çağı gibi bağlanarak birinin eksiğinin öbürünün fazlasıyla karşılayan bir noktaya gelerek Batı'nın başardığı budur. Batı'nın başardığı budur. Eğer ağaç dalları gibi bırakırsanız kurumlarınızı, ordunun içine gelir bir başka ülkenin derin yapısı sızar ve ordu sizin olmaktan çıkar. Dolayısıyla bunu engelleyecek olan şey tek başına bir çok önemli bir kurum, tek başına bir ferdin başarısından söz edebiliriz. Uzundal onu simgelesin. Ama onu emniyetsiz bırakırsanız, iç bütünleşmeden uzak tutarsanız, gelir dışarıdan o iç bütünleşmesini sağlamış olan bütün aktörleriyle av arar. Uluslararası sistem bir av sahasıdır. O başarılı örneğin boyuna geçirdiği kementle kendinin katma değeri haline dönüştürür. Çok açıdan tam da böyle bir bu sistemin başarması gereken budur. Bir fırsat doğmuştur. Bence bütün bu program çok önemli şeyler konuşuldu ama bence şu son dönemde konuşulan, bundan sonra ben konuşulması gereken en önemli konu diye düşünüyorum ülkemiz adına. Sebebi şu. Ergenekon, balyoz, askeri casusluk gibi bütün bu ahlaksızca ve alçakça operasyonların yaptırılmasının, özellikle deniz kuvvetleri özelinde söylüyorum. Kara kuvvetlerindeki meseleler de tabii daha farklı da. Milgen projesi dediğimiz proje. Dört nedeni var deniz kuvvetleri mensuplarının operasyon yemesinin, ama bir numaralı nedeni bu Milgen projesi, yani milli gemi projesi. Bu milli gemi projesinde çok uzun bir yol alınmıştı. Ben o zaman Deniz Harbi Okulu'nda işte öğretim üyeliği yapıyordum. Fizik hocalığı yapıyordum. Oradaki projelerde bulunan arkadaşlarımızı hepsini tanıyorum. Çok, çok uzun yol alınmıştı. Hatta Malezya'ya ise sözleşmeler yapılmıştı. Gemiler satılacaktı. Tepemize bu rezil, ahlaksızca ve alçakça operasyonlar yendi. Bir anda o projeler çöpe atıldı. Şimdi yeniden ayağa kalkmak peki, önemli. Erol Bey, bunlar nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Şu açıdan nasıl bu kadar kolay olabiliyor? Yani bir milli işte gemi projesi bir yandan yürüyor veya başka şeyler. Ve bir anda buna bir müdahale oluyor. Bir operasyon başlıyor. Ve bu operasyonun başarılı olması sürecinde hadi şey geçtik. Siyaset, toplum vesaire kısımlarını geçtik. Bizatihi kurumun kendisi. Hani silah arkadaşlığı var. Askerlik hukuku var. Demin söyledi Yavuz General, dedi ki ahlak, orada bir madde okudu. O yok. Yani ruhlarını başka bir ülkeye satmış olan bir garip alındığınızda subaydı. Asker değildiniz ama siz evet, tutuklandığınızda. Ben emekliydim. Siz tutuklandığınızda resmi generaldi. Askerdim dediğim yani. Generaldi, tüm general evet, hizmet yani, değil. Onu söylüyorum yani. Evet. Asker derken şimdi silah arkadaşları, komutanlar, altınızdakiler vesaire. Şimdi bu bir yandan da
dönemin Genelkurmay Başkanlarından bir tanesinin bir dış saldırı olarak algı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eğer böyle adını böyle koyarsanız dış saldırı varsa, Silahlı Kuvvetleri'nde ona herhalde mukavemet yetkisi var. Şimdi o işte yani, öyle bir şey orası, söyleyeyim. Çok, çok ilginç. Çok yani. Uzun siz kendiniz Bey, bu kurumun mensubu bu olmuş biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu çok derin bir konu. Evet, çok uzun. Ancak iki şey ya söyleyeyim. Şaşırtıcı oldu şimdi soruyorum. İki şey söyleyeyim. Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu ortam liberalliğiyle, demokratlarıyla yani evet, askeri vesayeti sonlandırıyoruz numaralarıyla kamuoyu öyle bir oluşturuldu ki kendi ordusunun namuslu adamlarına düşman edildi. Sorumluluk ve makamı, bu ekranlardan da bu iş yapıldı. Sorumluluk makamında olan oraya kişilerin tavrıyla ilgili yorumunuz nedir? Bu süreçle ilgili bedel o dönemdeki tavırla ilgili işte iki ayrı örnek var. Birisi Sayın Işık Koçaner'in örneği. Anlattım siyasi iradeye bunun palavra olduğunu. Anlattım, anlatamadım. O yüzden ayrılıyorum dedi. Bir de işte ben bu işi iyi yaparım deyip yapamayanlar var. Bir şey söyleyeyim size. Dağdaki teğmenini teslim etti efendim ya. Hiç niye bir şey işi uzatıyoruz size, ki ya? Bir oksimoron tabiri vardır bilirsiniz değil mi? Yani asla yan yana gelmemesi gereken iki şeyin yan yana gelmesi hali. Askerlikle korkaklık yan yana gelmez. Eğer siz aslınızın acısıyla yanıp tutuşmuyorsanız asker değilsiniz, komutan hiç değilsiniz. Bravo. Dolayısıyla korkan adamdan asker olmaz. O günkü Genelkurmay başkanlarına da ithaf olundu. Yani, Sayın Yavuz General'in söylediği cümle. Bir tanıma göre askerlik insan doğasında mevcut olan korku unsurunu ortadan kaldırarak vazife yapmaya, ölümü göze alarak vazife yapmaya gerekiyor. Son dakika. Bu konuyu geçeyim. Çok diğer konulara geleyim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şu bu atak atak helikopterlerinin satışı. Bizim o şöyle F sınıfı fırkateynlerinin satış antlaşmaları. Bunların hepsi Türk ulusu adına bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana büyük onur gurur veriyor. Bütün meselemiz bunları sürdürmek. Bu SİHA'ları yapıyoruz, İHA'ları yapıyoruz. Bütün bunların hepsine ideolojik meseleyle bakmadan, bir siyasi partinin bilmem nesi diye bakmadan herkesin şu işe büyük destek olması lazım. Biz bunun büyük adımlar atmamız gerekiyor. Daha önce kamuoyunun çok bilmediği bir haberleşme meselesi yapmıştı. 5 Türk subayı, onur gurur duyulacak bir şey. PKK ile o zaman müthiş bir mücadele yapılmıştı. Çok uzun anlatılacak bir şey, aygıttır o. Gibi. Bunların üzerine eğilinmeli. Bence asıl mesele bundan sonra televizyonlarda biz bir şey tartışacaksak bunlar milli tartışılır. Milli gemi projesi sekteye uğratıldı diye anlattınız. Şimdi de işte bütün şimdi hayata bu ihracatçı haline gelmemiz milli savunmada bölgedeki güçler üzerinde etkisi ne olur? Yani burada bunu engellemeye dönük bir takım kumpaslar görür müyüz? Yine olacak. Efendim yaşıyoruz. Yine olacak. Birçok şey yaşadık. Her bakınız bu yine olacak. Onun için o nedenle söyledim ki bu siyaset üstü bir mesele. Yani bu işte şu anda AKP iktidarının ya bunu yapıyor da işte muhalefetin A partisi B partisinin müdahalesi zırvalık ve saçmalık olur. Bugün AKP gider yarın CHP seçim kazanır gelir kardeşim bunlar sürdürülecek olan meseleler. Bu ideolojik olarak bakılmaz. Bak bakıldı başımıza neler geldi. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Süremizin sonuna geldik. Ama bu konuların içerisinde herhalde söz söylemesi gereken insanlardan birisiyim buradakilerin arasında. Çok kısaca, evet. Şimdi birincisi bedelli konusu işte kaynakta birikme var vesaire falan diyorlar. Ama profesyonel ordu Türkiye'nin genetiğine de tabiatına da ekonomik koşullarına da çevresel tehdit koşullarına da cevap verebilecek bir çözüm değildir. Paul Kennedy'nin 1500'den 2000'e büyük güçlerin yükselişleri ve çöküşleri kitabında Sovyetler Birliği'nin çöküşünü de görmüştür. Askeri gücünüzle ekonomik gücünüz arasında optimum bir denge kurmak zorundasınız. Bir. İkincisi milli güvenlik siyaset belgesinin altında milli askeri strateji vardır. Tehdit değerlendirmesi vardır. Evet. Bütün bu ordunun donanımlarıyla ilgili bir şey süreçler vardır. Bu çok eskiden beri de olur, gelir ve yeni de değildir. 97'de Kuzey Harekatı'na katılmış insanlardan çok birisiyim. Teşekkürler, evet. Biteyim bir saniye. Bir saniye. Son saniye. Bu bedelli konusu da
Bu bedelli konusu da sürekli olarak seçimler döneminde denk geliyor ve onun ihtiyacına yönelik savunma sanayi de 1974 Kıbrıs Harekatı'nda. Tekrar benzer bir program yapalım, toplanalım. Evet. Evet. Bu sanayi meselesini program yapalım lütfen. Evet, sanayi meselesi lütfen. Ayrı bir program. Yani 1974'ü atlarsanız bunu anlayamazsınız. Tamam, gerçek fikrine Aselsanları, Milli savunma konulu yeni bir program lütfen. Yapalım. Evet. Tüm konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Erol Mütercimler, Ahmet Yavuz, Çetin Erçetin, Yaşar Salihoğlu ve Bülent Aydemir. Hepinize çok teşekkür ederiz. Gerçek Fikrinler'in bu akşam için sonuna geldik. Haftaya Cuma yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.